Evet, iyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Üniversite TV ekranlarında Çift Forvet programımızın ikinci bölümünde bu akşam sizlerle beraberiz. Bu akşam bizler için de bir ilk. Bu akşam canlı yayında sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Bizlerin de ilk canlı yayını, kusurlarımız, yanlışlarımız olursa şimdiden affola diyelim. Yorumcu arkadaşım Nuri Yürük yine bu akşam bana yardımcı olmaya çalışacak. Kendisi stüdyomuzda bizim konuğumuz. Hoş geldin Nuri, nasılsın? Hoş bulduk Kaan. Seni sormalı, sen nasılsın? İyiyiz. Yoğun bir hafta sonundan çıktık. Sonuçlara bakıyorum. Sürprizler dolu, şaşırtıcı bir hafta sonu. İstersen ilk önce genel bir değerlendirme yapalım. Nasıl gördün? Şimdi güzel bir hafta sonu oldu. Öncelikle yani özellikle Anadolu kulüplerimiz için çok güzel sonuçlar, çok güzel futbol izledik. Evet, Anadolu. Çok güzel maçlar seyrettik. Seyir zevki yüksek maçlar seyrettik. Güzel bir hafta sonu oldu bizim için. Peki şöyle bir soru sorsam. Sence haftanın en şaşırtıcı sonucu, en büyük sürprizi nerede yaşandı? Şimdi çoğu kişi der ki Fenerbahçe Yeni Malatya Spor maçı benim için en şaşırtıcı olduğunu bekleyebilir. Ama benim evet, için en ben şaşırtıcı olan Ankara Gücü Konya Spor maçı oldu. Hem bu kadar gollü olması hem de Ankara Gücü'nün sonunda yani o oyunuyla sinyal veriyordu ve sonunda kazanması benim için şaşırtıcı ve üstelik güzel oldu. Üstelik de Konya Spor gibi ligde yani bu maçı çıkarsak 7 gol yemiş. Ligin en az gol yiyen takımıymış ve 4 gol birden atmayı başarmış Ankara Gücü Konya Spor'a. Şimdi Konya'nın çünkü oyun sistemi önce yememeye dayalı. Evet. Yani yememeye dayalı. Savunuyor, sonra atıyor yani kazanıyor ve güzel maçlar çıkartıyor bununla ilgili. Evet. Ama Ankara Gücü iyi ataklar yapıyordu. Yani bir iki maçında, özellikle son iki maçında bunun sinyalini çok verdi. Ligdeki ilk galibiyetini aldı ama ilk galibiyet geliyorum diyordu değil sinyalini mi? Sinyalini veriyordu. Yani çok güzel futbol oynuyorlardı. Ben beğeniyordum. Ama bir türlü o sonuca gidemiyorlardı. 4-3'lük gibi şaşırtıcı evet, bir skorla yani geldi bu ama. Konya Spor güzel bir galibiyetti. 4 gol atmak üstelik yani 7 gol atmıştı Ankara Gücü bu maça kadar. Bir anda 4 golü birden ligin en az gol yiyen takımına karşı bulmaları, doğru söylüyorsun, şaşırtıcı bir sonuç olarak karşımızda. Peki yani birçok kesim için aslında haftanın en büyük sürprizi Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe evinde Yeni Malatya Spor'a 3-0 gibi ağır bir mağlubiyet aldı. Yani bu konu hakkında neler söylemek istersin? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bu mağlubiyeti artık bekliyordum. Yani bunun iç saha veyahut da dış sahayla da alakası yok. Fenerbahçe dış sahada olsun iç sahada olsun bunun sinyallerini veriyordu. İlk haftalarda oynanan oyunla şimdiki oynanan oyun arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyecek ki bir sürü sakatlık yaşandı. Yani takımda özellikle ileri uçta değişen bir sürü oyuncu oldu diyecekler. Ama şimdi ben şunu anlamıyorum. Öncelikle bir futbol takımı yani takımın bir oyun sistemi olması lazım. Yani yerine gelecek olan oyuncu bu oyun sistemine direkt adapte olması Sence lazım. Sence Fenerbahçe bu konuda eksiklik mi yaşıyor? Çok büyük eksiklik yaşıyor. Fenerbahçe'nin hatta en büyük eksikliği bu yönde. Yani şimdi antrenmanlarda ne çalıştıklarını ben açıkçası çok merak ediyorum. Bir teknik direktör kusurundan mı bahsediyoruz sence? Ya şimdi teknik direktör kusurundan şöyle bahsedebilirim. Yani teknik direktör Sayın Erol Bulut'un şöyle bir eksikliğini görüyorum. Yani maça çıkarken belli bir taktikle çıkıyor ama sonrasında yorum olarak zayıf kaldığını düşünüyorum. Yani bunu en iyi özetle görüyoruz. Oyuncu değişikliklerinde görüyoruz. Bu konuyu şöyle bağlayabilirim. Hafta sonu Jose Mourinho'nun bir açıklaması var. Sorumluluğun %99'u oyunculardadır demiş. %1'ini sadece biz yapıyoruz demiş. Katılıyor musun? Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Teknik direktör etkisinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Daha fazla. Kesinlikle daha fazla. Yani bunu hatta biz bir sürü hocamızda görüyoruz. Şu an hani örnek vermek gerekirse Sergen Yalçın, Fatih Terim gibi bir sürü hocamızda görüyoruz bunu. Nasıl örneğini verebilirim sana bunun? Mesela oynanan bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi vardı 2 hafta önce. Evet, 4-3 evet, maç. Evet. Yani bunun %100 Sergen'e yazdığını söylemiştik. Evet. Bunu nasıl yaptı Sergen? Açıklara çok iyi çalışmış bir Beşiktaş vardı. Bunu oyuncuların kendi yapması olanaksız. Yani bu tamamen teknik direktörün önce kağıt üstünde sonra da sahada yapmış olduğu bir şey direktör bu. Etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Ya, kesinlikle çok fazla var. Ya, öyle bir şey olamaz bir kere. Evet yani şimdi bir bakıyorum. Alanya Spor Beşiktaş maçı vardı bu hafta. Liderlik yolunda çok önemli bir maçtı. Alanya Spor 2-1 kazanarak liderliğini korudu.
Üstelik yani çok da temiz bir galibiyet aldı diyebilirim. Beşiktaş'a çok iyi çalışmışlar. Bunu çok uzun konuşacağız yani. Hatta en uzun konuşacağımız maç bu olacak. Çünkü haftanın maçı diyebiliriz. Bence de. Güzel de bir maç oldu. Çok iki taraf da çok iyi mücadele etti. Birazcık hakem fazla konuşuldu bu maçta. Buna da değineceğiz. Genel bir yorum yapmak gerekirse çok seyir zevki çok yüksek bir maçtı. Mücadele gücü çok yüksek bir maçtı. İki taraf da birbirine çok iyi çalışmış. Çok güzeldi yani, izleyenler için güzeldi. Alanyaspor'un yani Beşiktaş orta sahasını çok iyi kilitlediğini söyleyebiliriz ya. Hani Josef de Souza gibi bir adamın 10 tane top kaybı yaptığını görüyorum önüme baktığım zaman. Yani dersine çok iyi çalışmış bir Alanyaspor var. Bunu yine teknik direktör başarısı olarak görebiliriz. Önceki yorumumuzu ek olarak yapabiliriz bunu. Kesinlikle. Yani burada da görüyoruz ki teknik direktörler özellikle günümüz futbolunda teknik direktörler çok aktif rol oynuyor. Evet yani burada birkaç sonuçta. Şimdi teknik direktör etkisinden bahsettik. Şimdi Çağdaş Atan'ın yani iyi bir teknik direktörlük gösterdiğini görüyorum. 12 haftanın 8'ini kazanmış. Yani önemli bir galibiyet almış ve maç sonunda bir olay oldu biliyorsun. Basın toplantısında bir karışıklık yaşandı, soru almadı, bu duruma bozuldu. Sence bizim spor medyamız sadece büyük takımlar üzerinde mi etkili olmak şimdi, istiyor? Şimdi bu kabul edilemez bir davranış. Kesinlikle. Çünkü medya dediğimiz şey orada seyirciyi yani bizleri yani milleti yansıtıyor. Yani orada bir sürü insanın merak ettiği soruları biz sormakla yükümlüyüz. Halkın ve taraftarın sesi olarak orada olduklarını. Biz bu yüzden zaten oralara gidiyoruz. Yani bunun çalışmasını yapıyoruz. Yani bir yerlerde bir şeyler okumuştum. Öncelikle bunun işte daha önce Çağdaş Atan'la çok röportaj yapmak istedik. Bu yüzden işte biz de ona soru sormadık tarzında. Evet öyle bir açıklama oldu. Daha önce sadece yayıncı kuruluşa konuştuğuna dair birkaç basın mensubundan eleştiri almıştı Çağdaş Hoca. Her ne olursa olsun sevgili Kaan bu kabul edilemez bir şey. Yani bunu biz yapamayız. Bu bizim elimizde değil. Yani biz buna küsüp seyircinin merak ettiği şeyleri sormazsak bu bizim ne yazık ki yanlışımız olur. Evet yani. Soru sormaktan bahsetmişken sevgili seyircilerimiz Instagram ve Twitter'da sosyal medya adreslerimizi aşağıya bıraktık. Çift alt çizgi forvet sayfamızdan bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi programda yer vermeye çalışacağız. Sizler de bize böyle yardımcı olabilirsiniz. Biz devam edelim. Başakşehir'in evinde Gazişehir Gaziantep'e 2-1 yenildiğini görüyorum. Aslında sürpriz diyebilir miyiz bilmiyorum. Gazişehir Gaziantep yani 6. sırada bakıyorum. Sezonun ilk maçından beri hiç mağlubiyet yaşamamış bir takımdan bahsediyorum. Yani çok da formda olmayan bir Başakşehir var. Yani bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Başakşehir iyi top oynuyor ama sonucu alamıyor bir türlü değil mi? Alamıyor, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı sendromu lige de yansıtıyor gibi. Şöyle eksiklikleri var. Nerede eksiklikleri var? Yediği golleri aşağı yukarı bakıyorum. Hep baskı kurarken evet. Yani baskıyı kuruyor ondan biraz sonra şuursuz yüklenme yapıyor gibi geldi evet, orada Başakşehir. Evet birazcık şuursuz bir yüklenme var. Yani şöyle yükleniyor, kaçırıyor ve sonra kendi kalesinde pozisyon olarak görüp yiyor. Kanat organizasyonlarından çok zayıf. Yani Okan Buruk ileriki zamanlarda bunları iyi çalışıp yani bir çözüm üreteceğini geçen sezon da lige kötü başlamışlardı ama çabuk toparlamışlardı. Bu sezon sanki toparlamakta biraz zorluk çekiyorlar. Sence Avrupa Kupası ile aynı anda gidecek olmanın bir acaba etkisi var? Onun bir dezavantajını mı yaşadılar? Çünkü bakıyorum sadece 15 puan toplayabilmişler. Ben bunu anlayamıyorum. Yani bizim takımlarımız bunu çok yaşıyorlar. Mesela bunu iki sene önce işte Galatasaray da yaşamıştı. Evet. Biliyorsun sonra Şampiyonlar Ligi'nden kopup geldikten sonra evet lige ağırlığını daha çok koyabilmişti. Evet. Yani öyle aynı kazandı. Aynı anda götüremiyoruz 8 galiba. 8 puandan geri gelip kazandığı bir şampiyonluk evet, var. Evet. Doğru söylüyor. Yani onun öncesi de var. Yani onun öncesini söylemiyorum. Son düzlükte yani 8 puandan gelip kazandığı bir şampiyonluk var. Bizim takımlarımız bunu çok yaşıyor. Şampiyonlar Ligi zamanıyla oluşan ligde yani çok puan kaybı yaşıyoruz biz. Evet. Yani bunun sebebine anlam veremiyorum. Yani asıl bence de çözmemiz gereken tarafın bu olduğunu düşünüyorum. Yani peki şimdi şöyle de bir şey yapabilirim. Trabzonspor maçına bakıyorum şimdi. Kayserispor Trabzonspor maçı vardı bu hafta. Yine golsüz beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor Abdullah Avcı geldiğinden beri 4 maç oynadı. Sadece 3 gol atabildi. Hani tamam gol de yemiyor ama gol atmakta zorlanıyor. Sence bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bir önceki programda da ben söylemiştim. Şimdi oyuncu grubu teknik direktörün
oynatmak istediği oyuna uyumu çok önemli. Şimdi senin oynatmak istediğin oyun nasıl olduğu oyuncu grubunun taşıyabileceğiyle aynı şey. Yani senin oynatma, mesela Abdullah Avcı Beşiktaş'tayken de bu olmuştu. Çok iyi bir oyuncu grubu vardı elinde ama oynatmak istediği oyunun tamamen zıttı. Evet. Bir oyuncu grubuyla çalıştığı için. Bu yüzden de biz dedik yani Trabzon'da çok kısır oyuncu olacağını oyuncu grubunun Abdullah Avcı sistemine uygun olmadığını mı düşünüyorsun? Evet, kesinlikle. Bir önceki programda söylediğim gibi evet. Uygun olmadığını düşünüyorum. Yani şimdi ben önüme şöyle bir istatistik geldi. Tekrar konu başlangıcına Fenerbahçe'ye döneceğim. Şimdi Fenerbahçe lig tarihinden beri Kadıköy'de ilk defa üst üste 3 tane mağlubiyet aldığını görüyorum. Yine bunun pandemi etkisi olduğunu söyleyebilir miyim? Seyircisiz oynanan maçların, yani Fenerbahçe dediğim gibi üst üste 3 tane iç saha mağlubiyeti alacak bir camia mıydı? Evet. Pandemi olması. Pandemi tabii ki etkili bu süreçte. Ama sadece pandemi diyemeyiz. Yani pandemi burada maalesef ki %20 etkili. Ben Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda bile Fenerbahçe'nin artık bir süre sonra puan kayıplarına başlayacağını düşünüyordum. İyi olduğu dönemlerde bile. Çünkü bir oyun anlayışı olmadığını görüyoruz. Evet. Özellikle belki ilk 30 dakika o bir oyun anlayışıyla çıkabilir ama o 30 dakika sonunda dağılan bir takım var. Yani ne oynadığını bilmeyen. Yani Caner farklı bir oyun oynuyor. Önünde Ferdi başka bir oyun oynuyor. Pelkas başka bir oyun oynuyor. Sisse bambaşka bir oyun oynuyor. Belli bir oyunu tutturamayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Yani birazcık kumara kaçıyor. Evet. Diyebiliriz yani. Evet. Tabiri caizse birazcık kumara kaçıyor. Çünkü yan top organizasyonuyla sadece bir çözüm üretemezsin. Evet. Ortala belki özellikle vuran vurur. Evet. Seken bir topa vuran vurur. Duran topla oluşan. Yani Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği farklı varyasyonların olmaması. Malatya Spor maçının da özellikle çok kötü başladığını görüyorum. İlk 15 dakikada rakip yarı sahada sadece 2 isabetli pası var. Topla sadece %35 oynayabilmiş. Fenerbahçe maça kötü başladı mı toparlayamıyor. Toparlayamıyor. Geri düştüğünde özellikle bunun eksikliğini çok görüyoruz. Fenerbahçe'de geri düştüğü zaman o çevirecek, çevirebilir, kazanabilir inancı o taraftara onu pek veremiyor gibi geldi şimdi bana. Şimdi sevgili Kaan, bir oyun planınız yoksa geri düştüğünüzde maalesef ki çok bocalarsınız. Fenerbahçe'nin oyun sistemi şöyle yok diyorum. Çünkü Fenerbahçe öne geçtiği maçlarda skoru elinde tutup kontra ataklar olsun, boşluklar olsun, yan ortalar olsun daha rahat atak yapabiliyor. Ama geri düştüğü maçlarda kapanan rakibe karşı bir çözüm üretemiyor. Çözüm bulamıyor. Yani şimdi bu konuyla ilgili bir tane de soru aldım. Yani deniyor ki Fenerbahçe'nin kötüye doğru gidişatı var. Siz bunu en çok neye bağlıyorsunuz? Yani çok umutlarla başlandı deniyor. Bize çok pozitif futbol izlenecek gibi geldi deniyor ama devam ettirilemedi. Bunu neye bağlıyorsun acaba? Bunu yeni gelmiş oyuncuların belli bir taktik varyasyonlarda toplanamamasından kaynaklı buluyorum. Yani belli bir çalışma, belli bir proje yok Fener'de. Ben bunu gözlemliyorum. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük hata bana kalırsa, yani Erol Bulut'un daha doğrusu yaptığı en büyük hata şu olabilir. Sene başlarken bahsetti 3-4 farklı taktiğimiz var. Yani 3-4 farklı varyasyonumuz var. Maçtan maça ona göre işte maç içinde olsun, maç sonrasında olsun, yani maç önünde olsun bunu değerlendireceğiz diyordu. 3-4 evet. Farklı. Şu an ben eminim ki Fenerbahçe taraftarı bunu soruyordur. O 3-4 farklı oyun nerede? Yani ne oynuyoruz biz ya? Biz ne oynuyoruz? Kanattan orta açmak dışında ne oynuyoruz? Yani bu oyun sistemi belki 1990'larda o 2000'lerin başında olsaydı Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilirdi. Ama günümüz futbolunda size anca 10. yapabilir. Evet. Yani biraz ağır konuşacağım ama evet. Gerçekten günümüz futbolunda anca sizi bu oyun 10. yapabilir. Yani sen peki Fenerbahçe'yi yine orta sıralarda bitirmeye yakın mı görüyorsun bu futbolu? Böyle giderse. Yani bunu ben Fenerbahçe son 3'te 3 galibiyetle de kapatsa, 4'te 4 galibiyetle de kapatsa ben bunu söylerdim. Çünkü ben skordan çok oyuna bakıyorum. Evet. Denizli maçı var. Denizli evet, 2-0 kazanılan ilk bir yarıda, Denizli spor maçı ilk yarıda atılan gollerle 2-0 ve Altay'ın gerçekten devleştiği çok, bir maç var. Çok fazla kurtarış evet. Yaptı. Şimdi ben o maçı 2-0 kazandık ama ben o maçta Fenerbahçe'nin kaybettiğini gördüm. Evet. Kaybetti. Oyun Fenerbahçe kaybetti, o maçta 3 puan kazandı ama kaybetti. Yani
futbolculara bakıyorsun. Yani oynayan oyunculara bakıyorsun. Omuzları düşüyor. Kafaları düşüyor. Çünkü her yani saha içinde lider olmasından çok yani belli bir oyun lideri yok. Anlatmak istediğim bu. Evet, şimdi bir tane soru okumak istiyorum. Konudan bağımsız olarak Çağrıhan Topak sormuş bize. Diyor ki hakemlerin yani böyle özetleyebilirim bu soruyu. Hakemlerin bu kadar ön plana çıkarılması, hakemlerin bu kadar konuşulması sence doğru mu? Yani hakemler gerçekten bu kadar kötü mü yoksa hakemlere sığınıyor muyuz biraz? Şimdi bu konu gerçekten benim çok uzun ele alacağım bir konu. Öncelikle bunu belirteyim. Hakemlerin çok büyük hataları var. Çok büyük eksiklikleri var. Evet. Evet, mutlaka. Ama bunun yanında takımlarımızın da çok büyük eksiklikleri, çok büyük hataları var. Evet. Hakemlere gelecek olursak. Hakemlerimizin en büyük eksikliği ne? Ben şöyle söyleyeyim sana. En büyük eksikliğimiz yorum eksikliği var hakemler. Evet. Bir maçta yaptıkları yorum, diğer maçta aynı yorumu yapamıyorlar. Yani kararsızlık var. Bir kararsız, tutarsızlık var. Bakın insanlar hayatlarının neresinde tutarsızlık gösterirlerse güven kaybı yaşatırlar karşısındaki insanlara. Evet. Şu an hakemlerimiz bu tutarsızlıklarla izleyiciye güven kaybı yaşattılar. Yani yorum eksikliği olduğunu söyledin ya hakemlerimize. Evet. Şöyle bir görüş atılmıştı birkaç sezon önce. Futbolcuların bıraktıktan sonra hakem olabileceğini, hani en azından futbol oynamış birisinin kararları daha kolay gözlemleyebileceği, daha kolay karar verebileceği. Ama bazı kesim de buna çok karşı çıktı. Yani takım tutma, kayırma gibi bir şey olabilir. Atıyorum eski Galatasaray futbolcusudur. Yani spekülasyonlar ortaya atılabilir. Evet. Sence yapmasa bile yaptı derler. Yaptı derler. Değil mi? Bizim güvensiz ama bir ortamımız var. Ama peki ben bunu birleştirerek yeni bir çözüm önerisi sunayım. Bal'da. Yani Bal Ligi'nde olsun. Evet. Üçüncü ligden olsun. Bazı futbolcular 29-30 yaşlarında futbolu bırakıyorlar. Evet. Yani bu da yaş çok kontenjanı. Biz gerekli eğitimi onlara versek ve hatta en alttan yani futbolla birlikte hakem yetiştirsek. Yani futbolla aynı çerçevede hem kuralları öğretip evet, hem de futbolu öğreterek hakem yetiştirsek. Yani bunu altyapı gibi düşünüp öyle yetiştirsek daha kolay olmaz mı? Çok yani daha kolay olabilir 40, aslında. 40 yaşında bir eski bir futbolcuya bunu yaptıracağımıza atıyorum 20 yaşında bir insana yani futbolla beraber öğreterek bunu yapsak daha iyi olmaz mı? Yani bence bunun çözüm yani, olacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili şimdi bir tane daha soru aldım. Sergen Yalçın da buna basın toplantısına değinmişti. Bence VAR kaldırılmalı diyor. Sen VAR sisteminin devam etmesini düşünüyor musun? Hakemlere yardımcı olduğunu mu yoksa ortalığı daha mı çok karıştırdığını düşünüyorsun? Ortalığı daha çok karıştırdığını düşünüyorum. Sebebi de şu. Çünkü göz göre göre de bazı kararların yani penaltı değilken penaltı verilmesi ve hatta penaltıyken penaltı verilmemesi bu sefer daha çok spekülasyona yol açıyor. Evet. Bu yüzden VAR kaldırılsın. Biz bu sistemi beceremiyor muyuz? Beceremiyoruz. Maalesef beceremiyoruz. Yani aslında bu kadar kolay gözüken, basit gözüken bir sistem, çok bu kadar kolay, yardımcı sevgili olabilecek bir sistemi evet, biz neden bu kadar kötü kullanıyoruz? Çok kolay, çok kolay ama belli bir sistemi uygulayabilecek elemanların yoksa o sistem çöker. Yani bunun sistemin mükemmelliğiyle veyahut da mükemmel olmamasıyla bir alakası yok. Eğer ki o sistemi kullanabilecek eleman yetiştiremiyorsak o sistemden maalesef uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü daha fazla güven kaybına neden oldu. Evet. Bu sefer başka yönlere çekilmeye başlandı. Evet, video yardımcı hakem güvensiz futbol ortamına pek de güvensiz fayda sağlamadı. Açıkçası. Dediğim gibi çünkü yorum ya futbolda kararlar yani hakem kararları kural kitapçığından çok yoruma dayalıdır. Yani evet, yorum yapman gerekiyor. Eğer ki sen İşte bu seyirci konuda hani futbol oynayıp bırakmış kişiler daha mı kolay yorum daha kolay yapabilir? Olabilir. Yani daha kolay olabilir. Yani bunu kullanmamız gerekiyor. Bal Ligi'ni kullanmamız gerekiyor. Evet. Hani 35 yaşındaki adamı kullanacağımıza daha erken bırakmak zorunda kalmış. Yani futbol tecrübesi, işi yönetme kısmına geldiği zaman işi daha kolaylaştırabilir evet, aslında değil amatörde, mi? Yani amatörde de bu böyle. Yani amatörden de kullanabilir. Süper amatörden olsun, birinci evet, amatörden olsun kullanılabilir ben, yani. Ben de katılıyorum. Evet. Ben de katılıyorum. Ama seyircilerimize orada hak veriyorum. Futbolun içinden gelmeyen biri ben futbolu yorumlayamayacağını düşünüyorum. O evet, pozisyonu biraz anlayamayacağını zor düşünüyorum. Konuşacağız biliyorum ama mesela akşamki
kararlar. Yani penaltı evet, pozisyonu kararı. Buna değinebiliriz. Bununla ilgili onun, de şu anda soru alıyorum. Beşiktaş maçının hakemiyle ilgili de soru alıyorum. Mesela evet, penaltı pozisyonu. Onu futbol oynamamış biri yorumlayamaz. Biliyor musun? Yani onu futbol oynamış biri çok daha açık yorumlayabilir. Çok daha açık yorumlar hatta. Orada Babakar'ın yaptığı evet, penaltı müdahale pozisyonundan bahsediyorsun evet, değil mi? Yani, sence mesela yeterli bir itme pozisyonu muydu penaltı kararı? Oraya geldiğimizde konuşalım da ben şunu söylemek istiyorum. Onun yorumlanabilmesi için orada o pozisyonu daha önce yaşamış, evet, amatörde olsun, profesyonel hayatta evet, olsun, onu yaşayabilen bir insanın olması lazım. O pozisyonu yorumlayabilmek için. Çünkü daha onlar bana kalırsa bizim hakemlerimizin yaptığı şey çok dar bir pencereden bakıyorlar. Evet. Sadece el için geliyor ya, el pozisyonuna bakıyor. Yani evet, bizim varımızda öyle bir şey yok. Yani incelemiyor. Var bu arada ben orta hakemden bahsetmiyorum. Yani stüdyoda oturan var hakeminden bahsediyorum ben. Evet. Orada bütün her açısından izlemesi lazım pozisyonun. Yani evet, sen onun için oradasın. Evet. İzlemediği için öncesi sonrası da evet, değerlendirilebilir. Evet, izlemediği için de bu sefer sıkıntı oluyor. Evet. Çünkü bizim seyircimiz yakalıyor. Bizde herkes futbolun içinden geliyor. Futbolu biz çok seviyoruz. Futbolu çok sevdiğimiz mutlaka için herkes şüphesiz futbolun içinden geliyor. Yani çok iyi biliyor. O itmenin ne kadar itme olduğunu çok iyi görüyor bir izlemeyle. Yani o yüzden yani. Şöyle de bir soru aldım. Galatasaray taraftarı bir seyircimiz muhtemelen. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada bütün rakiplerinin neredeyse puan kaybettiğini, yani hem dinlendiğini hem rakiplerinin puan kaybetmesiyle iki kat avantaj sağladığını düşünüyorlar bu bay geçme sisteminin. Yani Galatasaray'a sence de bu hafta bay geçmesi çok cuk oturdu diyebilir miyim? Şöyle cuk oturdu, o bay geçti, bütün rakipleri de bay geçmiş gibi oldu, evet, puan kazanamadı. Puan yani anlamında puan alamadılar. Herkes bay geçmiş evet, oldu değil herkes mi? Herkes bay geçmiş oldu. Galatasaray böyle yorucu ve gerçekten ben şuna değinmek istiyorum. Bana kalırsa yaptığımız en büyük hatalardan biri de bu. Büyük takımların başarısızlığını konuşurken küçük takımların büyük hani o başarısını yok ediyormuşuz gibi geliyor. Evet. Büyük bir başarı var ortada bu hafta. Ve o başarı şöyle artık Anadolu takımları futbol oynayarak da puan kazanacağını evet, gösterdi. Evet. Önceden daha farklıydı. Evet. Şimdi bunu gösterdi. Yani Galatasaray'ın bu haftaya denk gelmemesini yıpratırlardı ya. Ben herkesin çok iyi hazırlandığını gördüm bu hafta. Evet. Yani bütün futbolcuların çok iyi hazırlandığını gördüm. Galatasaray'ın bu haftada bay geçmesi öyle bir yani dediğin gibi sağladı. Herkes birden bay geçince Galatasaray dinlenerek bay geçmiş oldu ve evet, dinlenerek bay geçti. Daha avantajlı bir hale evet, geldi. Bu hafta önümüzdeki haftaki maçlara çok yansıyacak psikolojik evet, olarak. Hafta içi Türkiye Kupası maçları var. Orada evet, birkaç rotasyon izleyebiliriz. Ondan evet, sonra önümüzdeki haftayı hemen bakıyorum. Tekrar yoğun bir hafta bizi bekliyor. Galatasaray Fatih Karagümrük'e gidiyor. Karagümrük deplasmanında Ndiaye'den yoksun. Maç bittikten sonra kırmızı kart gören bir Ndiaye ona var. Karagümrük cephesi çok tepkili. Evet. Yani bu konu hakkında ne diyebiliriz? Şöyle söyleyeyim. Bence böyle konulara kulüplerin kendi içinde bir ceza uygulaması gerekiyor. Yani senin önünde çok önemli bir maçın var. Galatasaray maçın var senin önünde ve sen kendini tutamıyorsun. Evet, üstelik de maç bittikten amatörlük sonra yapıyorsun. Burada amatörlük yapıyorsun. Maç bittikten sonra kırmızı kart yiyorsun ve önünde Erik Sabo da kırmızı evet, kart evet, görmüştü. Evet. Ve onun alternatifi olarak orada oynaman gerekiyor. Evet, yani bu kadar önemli bir maç öncesi bunun yapılmış olması. Senin kırmızı olması kart görmen kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Yani, yani işte bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Mesela kulüplerin hakemden çok mesela hakem kararlarını tabii ki eleştirecekler, tabii ki bakacaklar ama bunun yanında bunlara da bakmaları gerekiyor. Bunlara da bir ceza uygulamaları gerekiyor. Evet, yani şimdi dediğim gibi yani çok önemli bir maç var, çok eksik. Evet. Galatasaray anlamında müthiş bir avantaj oldu diyebiliriz, değil mi? Çok büyük bir avantaj oldu. Karagümrük'ü bu kadar eksik yakalamış evet, olmaları Galatasaray açısından. Karagümrük çünkü yani çok iyi futbol oynuyordu, iyi sonuçlar alıyor. Yani aslında çok istikrarlı olmasa da sezonun yani daha yeni yükselmiş bir takım ve bakıyorum Karagümrük 9. sırada 12 maçının 4'ünü kazanmış, 17 puan toplamış. Avrupa Kupaları potasına da çok yakın aslında Karagümrük. Sezonu iyi de giriş yapmış. Evet, iyi giriş yaptı ama yaşadığı sakatlık sorunları olsun, hastalık problemleri olsun.
çok etkiledi. Evet, Karagümrük. Evet, ben onları yaşamasaydı daha ileri, daha çok üstlerde olacağım. Çok iyi transferler ya Lucas. Evet. Biglia gibi, Karade Viviano gibi çok çok tecrübeli Viviano, isimler evet. de kadroya evet, kattılar. Evet, kesinlikle. Ama ben savunma hattındaki bu kadar eksikliğin onlara çok dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Evet, yerine oynayan oyuncular da iyiydi ama o eksiklik rotasyon anlamında onlar da biraz sıkıntı evet. yaşıyor. Maalesef. Yani yine önümüzdeki hafta için çok zor bir maç görüyorum önümde. Gazişehir Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı var. Yani Fenerbahçe yine çok zor bir deplasmana gidiyor. Bu konu hakkında ne düşüneceğiz? Evet. Şimdi dediğim gibi Fenerbahçe kendi içindeki problemleri düzeltirse kadrosu çok müsait. Yani bir de şöyle bir şeyden tekrar bu bilgiyi vermem gerekiyor. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ligin ilk haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oluyor. Ondan sonraki 10 maçta hiç mağlubiyeti yok. Evet. Gaziantep yani çok istikrarlı çok, futbol, evet. başarılı evet. bir teknik adam, Smudika yönetimi evet. yani zor bir deplasman Fenerbahçe için. Az önce dediğimiz gibi de bir teknik direktörün takıma etkisinin çok olduğunu tekrar, söylemiştik. Evet. evet. Ve bu Smudika zaten o yönettiği takımlarda hep bunu bize gösterdi. Bunu hep bize gösterdi. Gaziantep'in oynadığı o kompakt oyun, yani o sağ içindeki mücadelesi olsun, alan daraltmaları olsun, Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünüyorum. Yine çok zorlanacağı bir maç değil mi? Çok zorlanacağı bir rakibe gidiyor. Deplasmanına yani gidiyor. Yani yine puan kaybı muhtemel olabilir mi sence Antep deplasmanında? Yani ben Fenerbahçe'nin bu oyunuyla 3. ligden gelecek bir takıma bile puan kaybedeceğini düşünüyorum yani. Evet. Peki sence bir şeyler değiştirir mi bu maç özelinde? Değişir. Bu maçın çok şey değiştireceğini düşünüyorum. Zaten değiştirmezse bile maalesef o zaman bambaşka şeyler değiştirir. Yani evet, değil mi? Evet. Evet. Yani ha, şuna da katılmıyorum ama. İki maç kötü sonuç aldık. Erol Bulut'u hemen gönderelim. Yönetim istifa şeklinde yazılan yazıları da kesinlikle desteklemiyorum. Yani bizim yaptığımız en büyük hata bu. Yani Türk futbolunda sabredemiyoruz değil mi? Sabredemiyoruz. Ya kovacaksın tamam. Kovdun. Erol Bulut'u gönderdin. Teknik heyeti gönderdin. Yerine getireceksin. Ne değiştirecek? Yani ne değiştirecek sevgili Kaan? Hiçbir şey değiştirmeyecek. Evet. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Senin takımını daha arkaya atacak. Yani bu sadece biliyorsun Beşiktaş 1-2 hafta kötü sonuçlar evet. aldı. Aynı haberler Sergen Yalçın evet. içinde yapıldı. Sergen Yalçın'ın gönderileceği haberleri. Bakın sorun yanlış yaparak doğruya ulaşamazsın. Evet. Doğruyu yapacaksın. Önce biz sabredeceğiz. Önce biliyorum tabii ki aklı serzenişlerimiz olacak. Ama bunun sonucunda hemen kimseyi listede üstünü çizmeyeceğiz. Yani biz bunu futbolculara yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Çünkü yerine hemen başka birini getiremeyiz. Bunu evet, biliyoruz. Evet. Ama teknik direktöre hemen bunu çok kolay yapabiliyoruz. Evet. İşte o gelsin. Şu gelsin diyebiliyoruz. Ama bu bir çözüm değil. Yani öncelikle biz bunu bir anlayalım. Bakın Erzurumspor. Bana kalırsa müthiş bir oyun oynuyordu. Müthiş evet. bir oyun oynuyordu. Onlar da bir teknik sonuç direktör alamıyordu. Değil. Sonuç alamıyordu. Ama teknik direktör değişikliğine gitti. Sırf sonuç olamıyor diye. Evet. Şu anda ne oluyor? Sonuç alabiliyor mu? Sonucu yine alamadılar. Evet. Yani demek ki yanlış yaparak doğruya ulaşamayız. Evet. Bunu istikrar görüyoruz. İstikrar yönünde. İstikrar önemli. İstikrar önemli. Solskjaer, Manchester United'ın teknik direktörü. Evet. Manchester United'tan bahsediyoruz. Yani bir ekol, bir ekol ya dev. Futbolun. Evet. Yani dev. Şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları. Tabii ki. Yani bakıyorsun İngiltere'nin en prestijli takımı. Evet. En başta. Kaç senedir şampiyonluğa değil ilk dörde girince evet. seviniyorlar artık. Evet. Ama Solskjaer'i gönderiyorlar mı? Tamam bu kadar sabredelim de demiyorum ben. Ama, bir sezonda da olmaz. Mesela ben bu hatanın Ersun Yanal'da yapıldığını düşünüyorum. Erken mi gönderildi? Erken gönderildi ya. Fenerbahçe'nin elinde oyuncu yok. Yani kanat yok. Kanat yoktu. Belli bir futbol oynatmaya çalışırken suçlu bir anda Ersun Yanal ilan edildi ve Ersun Yanal gönderildi. Ve şunu da anlamıyorum. Yani bir başarısızlık oluyor, teknik direktörü gönderelim ve biz çok arkamıza bakarak yürüyoruz. Hemen yerine kim gelebilir? Aykut Kocaman. Evet. Hemen yerine kim gelebilir? Ersun Yanal. Hemen evet. yerine kim gelebilir? Hayır ya, Christoph Daum'u çağıralım o zaman. Evet. Ya da dönelim Veysel Noviç'i çağıralım. Evet. Yani, bu mu yani? Ali Koç yani başta alkışlanıyor. Kurduğu takımdan alkışlanıyor. 2 hafta galibiyet alınıyor, alkışlanıyor. Evet. Sonrasında çok, Ali Koç istifa. Değişiyor. Ne yapsın Ali Koç? İnsin, şortları giysin, o mu sahaya çıksın?
Yani daha ne yapabilir? Adam yönetimin yapabileceği şeyleri yapıyor zaten. Evet. Bizim bir de bundan, yani ben bunu anlamıyorum. Lütfen yönetimi... Dilmen yetersiz olduğunu hafta sonu söyledi Ali Koç'un. Yani gerekirse soyunma odasına ineceksin dedi. Bunu yapan Aziz Yıldırım'a da futbola çok dahil oluyor diye eleştiriyorduk. Evet. Bunu nasıl düzelteceğiz peki? Yani burada bir çelişki de söz konusu. Çelişki, yani bu çelişki. Bakın, hakem kararlarının çelişkiden eleştiriyoruz. Evet. Ama kendi çelişkilerimizi görmüyoruz. Evet. Bizim de çelişkilerimiz çok var. Tutarsızlıklarımız var ve bu güven kaybı olarak dönüyor. Futbolcusundan malzemecisine, teknik direktörüne güven kaybı olarak dönüyor. Biz bu yüzden bu oyunu maalesef bu yüzden oynayamıyoruz. Evet. Oynayamıyoruz şu anda. Yani zaten bunu da Avrupa arenasında cevabını alıyoruz fazlasıyla. Oynayamıyoruz yani. Öyle bir oynayamadık ki artık bir sonraki sezondan itibaren sezonu şampiyon tamamlayan takımımız da artık Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt yer alamayacak. Yani öyle bir oynayamadık ki artık Avrupa diyor ki sen burada oynayamazsın demeye başladı. Oynayabilir miyiz peki? Yani oynayamıyoruz da yani. Son 10 seneye bakalım. Yani önce takımdan sonra taraftarlardan girmek istiyorum bu konuya. Önce takımlardan bakalım. Son 10 yıla bir bakalım. Evet. Son 10 yılda alınan başarılara bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde olsun, UEFA'da olsun. Benim kabul asla kabul etmeyeceğim bir şey var. Çıkarsın yenilirsin. Kabul ediyorum. Mesela evet. Başakşehir çıktı yenildi. Evet. Evet ama aslanlar gibi futbolunu evet, oynadı. Kesinlikle. Ama benim asla kabul etmeyeceğim bir şey var. Ne o ne biliyor musun? UEFA kupasında sırf lig var diye yedek kadroyla çıkıp o UEFA kupası diye onu önemsemeyip bizim böyle bir lüksümüz yok ya. Şu anki şampiyon olan takıma yapılan haksızlıklara evet, ben bunu kabul edemem. Evet, bizim böyle bir lüksümüz olmadığını işte önümüzdeki sezon itibariyle göreceğiz. Bizim Avrupa'da aldığımız bir puana bile çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Avrupa'yı daha az önemseme şansımız aslında yok yani. Evet. Yani daha az önemseme şeklinde hiçbir şey yok. Sen ne zaman ki bir İngiltere Premier Ligi gibi olabilirsin. Evet. O zaman belki düşünürüz. Ya 3 Allah aşkına 3 günde bir maç oynuyor. Futbolcu yoruluyor diyorlar. Evet. Seni izlemeye gelen adam 15 saat mesai yapıp evet, çocuğunun rızkından arttırıp geliyor peki. Onu ne yapacağız? Evet. Ve sen o maça UEFA kupası maçına böyle prestijli bir kupaya yedek kadroyla çıkıyorsun. Kimse bana bunun takım yorgunluğundan bahsedemez. Mantalitesinden falanından bahsedemez. Ben bunu kabul edemem. Ve ülke onun sonucunu yaşıyoruz biz. İhanet olarak görüyor musun? İhanet ya. İhanet yani. Kimse kusura bakmasın. Bu evet, ihanettir. Yani sonuçlarına şu anda hep evet, beraber katlanacağız. Bundan sonra evet, belki bir daha şampiyonumuzu direkt gönderebilecek miyiz? Ben o konuda da çok şüphelerim var. Yani hiç parlak görmüyorum Avrupa Kupası'nda ilerleyen sezonlardaki durumumuzu. Yani çünkü ekonomik olarak da çok kötüye gidiyoruz. Yani Avrupa'da mücadele edebilme yolunda çok zor görüyorum ya. Kötü önümüzü, bir yönetim. Kötü bir yönetim. Taraftara da şöyle geleceğim dedim. Bizde bir şey var. Kendi takımımız oynadığında destekliyoruz biz Avrupa'da. Evet. Ama evet, mesela ben çok... Fenerbahçeliyim. Galatasaray çıktığında 6 tane yiyince seviniyoruz ya. Veyahut evet, da Fenerbahçe çıkıyor. O kadar yemiş, bu kadar yemiş. Seviniyoruz. Bu da ihanettir. Yani o teknik direktör kadar biz de ihanet ediyoruz. Doğru falan söylüyorsun. Çıkıyoruz Twitter'da tweetler atıyoruz. Ne. Dalga geçiyoruz onun, değil mi? Onun yani gitmiş olan takımın başarısızlığından kendimizi avutuyoruz. Evet. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben buna çok katılıyorum ya. Biz ne ara bu hale geldik? Yani bizim tek yürek, tek bilek olmamız. Şimdi onun o zaman yenildi. İşte şu grupta şu kadar puan topladı, bu kadar puan topladı diye sevindiğimiz takım. Bu sene benim takımım şampiyon olursa o gidemeyecek. Evet. Ne oldu? O zamanki sevincim evet, dönüyor. Benim bugünkü evet, üzüntüm oluyor. Sen belki de senin tuttuğun, desteklediğin evet, takım şimdi şampiyon olacak ama sen öncelikle, onun dalga geçtiğin yerde kendi takımını izleme şansını bile bulamayacaksın. Taraftar olarak önce şu fanatizmi bırakmalıyız. Önce evet, şu fanatizmi bir bırakalım Avrupa'da. Yani Avrupa arenasına geldiği için konuşuyorum. Tabii ki yani takım olarak herkesin önce bir aynaya bakması lazım. Önce bir kendine bakması lazım. Yani halk arasında bir tabir var ya. Önce herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Evet. Önce herkes kendisi kapısının önünü süpürecek. Buna hakemler de dahil, buna futbol takımlarımız da dahil, basketbol takımlarımız da dahil, taraftarlar da dahil. Önce herkes kendi kapısının önünü bir süpürsün. Ondan sonra mana bulmaya başlayalım. Evet. Çünkü herkes yanlış yapıyor. Yanlıştan doğru çıkmaz. Evet. Önce bunu bir anlayalım. Yani şimdi basketbol konusuna da değindin. İstersen biraz da basketbol konusunu konuşalım. Yani
çok başarısız bir Euroleague haftasını geride bıraktık. Bakıyorum Fenerbahçe çok ağır bir mağlubiyet aldı. Hiç de beklenmedik bir mağlubiyet bence. Yani ben bu kadar ağırını da beklemiyordum. Bir de Efes, o da Valencia deplasmanda yenildiğini görüyorum. Yani spor anlamında genel bir başarısızlık mı var üstümüzde basketbolda? Çünkü çok ümitliyiz, çok umutluyuz ama kötü bir sezon geçiriyoruz ya. Şimdi Fenerbahçe basketbolda da yeni bir yapılanma sürecinde. Biliyorsun evet. Bütçede belli yani oranda 30 düştü. Milyon euro civarında 20 milyon euroluk bir bütçeye düşmüş. Az bir bütçe değil aslında bakarsan. Aslında hiç az. Evet. Çok daha az bütçelerle kurulan Valencia var, Zalgiris Kaunas var, Bayern Münih var, Alba Berlin var. Evet. Yani ki Alba Berlin. Gördük yani, bu hafta Alba Berlin'in Alba Fenerbahçe Berlin maçında evet yaptıkları. Yani şimdi sevgili Kaan, basketbolda öncelikle Fenerbahçe'den ele almam gerekirse Fenerbahçe yeni bir yapılanma sürecinde. Evet. Yeni bir yapılanma sürecinde olduğu için hala ne oynayacağının kararını verememiş. Peki oyuncu tercihlerinin kalırsa kurulan kadroda başarılı ya da doğru yapıldığını düşünüyor musun? Maalesef bazı oyuncuların şu anda Fenerbahçe'ye adapte olabildiğini düşünmüyorum. Şimdi bizim tabirimiz var. Yani formanın ağırlığında ezilmek diye evet biliyorsun. Yani özellikle bunu alt takımlardan gelen yani ikincilikten gelen futbolcularda falan söyleriz. Mesela Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerde söyleriz. Basketbolda da bu oluşmuş durumda şu anda. Yani gelen basketbolcular şu anda o formanın ağırlığında eziliyormuş gibi. Aslında bireysel olarak bakınca çok kaliteli basketbolcular var Fenerbahçe'de. Yani evet, Avrupa arenasında çok büyük yıldız diyebileceğimiz isimler var. Laranz olsun, ondan sonra Dekolo olsun. Evet tabii Dekolo var kadroda. Bobby olsun. Yani kadro yani, aslında kağıt üzerinde çok da kötü bir göz. Yani çok da kötü gözükmüyor ama evet, hani izliyoruz. Ancak şimdi şöyle bir ya şey var. Maalesef ki Koç Kokoşkov tercihinin ya, doğru mu buluyorsun? Kokoşkov tartışılmaz bir yani NBA tecrübesi yüksek bir antrenör ama Avrupa adaptasyonunda mı zorlanıyor sence? Avrupa'ya daha adapte sağlayamadı sanırım. Yani daha çözüm aşamasında ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe daha gerçekten ne oynayacağını tutturamıyor ve bu oyuncuların savunmasına da şutlarına da yansıyor. Ya ilk geldiğinde 8'de 7 işte atıyorum 7'de 6 atan bir Eddie vardı. Evet mesela aslında çok şimdi, umut verici bir kadroydu. Şimdi bu kadar kötü 4'te 1 5'te 1'e düştü. Evet. Melih Mahmutoğlu'na bakıyorsun. Bizim Türk oyunculardaki yani en iyi şütörlerden. Evet, en iyi şütör yani. Yani kötü sonuçlar bir özgüvensizlik de doğurdu. Özgüvensizlik de kötü sonuçları doğurdu, tetiklemeye evet devam ediyor. Evet. Bir türlü gidişatı toparlanmıyor bunda gibi. Bunda Dekolo'nun eksikliği de çok büyük rol oynadı. Yani büyük bir sakatlıktan şimdi çıktı. Şimdi geçen hafta döndü. Dönüşü bir şeyleri değiştirir mi sence? Bir şeyleri değiştirir mi? Değiştirir. Tabii ki değiştirir. Dekolo'dan bahsediyoruz yani. Evet. Birçok şeyi değiştirir ama tabii bunun zamanla olacağını düşünüyorum. Ya biraz zaman alacak değil mi? Evet. Tabii ki Fenerbahçe yani kalitesiyle olsun. Bu kötü döneminde denk gelmesi ve herkesin ona Fenerbahçe gibi hazırlanması onların maalesef dezavantajı. Yani bu bir kızıl yıldız olsaydı mesela şu anki Fenerbahçe takımı bir kızıl yıldız olsaydı emin ol böyle sonuçlar almazdı. Evet. Belki de şu anda bu ne takım derdik bir kızıl yıldız olsaydı evet, veyahut da bir Alba Berlin olsaydı veyahut da atıyorum bir Zagris olsaydı derdik ki bu ne takım ya. Belki de şu anda bir mağlubiyeti falan vardı. Evet. Ama takımların Fenerbahçe ile oynuyoruz diye hazırlanması da Fenerbahçe'nin dezavantajı oldu. Evet. Bu yüzden böyle hazırlıksız yakalandılar. Anadolu Efes'e bakıyorum şimdi. O da son saniyede gelen çok şanssız bir Valencia mağlubiyeti var yani. Anadolu Efes'in bu sezon hakkında ne düşünüyoruz aslında? Bıraktığı yerden devam edecek gibi başlamıştı ama istikrar konusunda geçen sezonun biraz uzağındayız gibi. Beni Anadolu Efes çok şaşırttı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani bu hafta geçen özelinde mi genel sezon üzerinde? Genel sezon üzerinde. Yani bu hafta üzerinden değil de genel sezon üzerinden çok şaşırttı. Şöyle şaşırttı. Korunan bir kadro var. Evet, evet. Yani 2 senedir aşağı yukarı 2 senedir aynı oyuncularla mücadele aynı ediyorsun. Kadro yani, evet. Yani Ergin Ataman gibi Avrupa basketbolunu avucunun içi gibi ezberlemiş bir koçları var. Evet. Şimdi ben onları da sezon önündeki bütün kaç hafta oldu daha? 10. EuroLeague'in 12. ya da 13. haftasını öyle oynuyoruz evet. Yani bunu büyük takımlar yaşar. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman da biliyorsun 5. tamamladı. Yani evet, kaç çok maç çok da başarılı kazanmış bir normal evet sezon geçirmemişti evet. Ben bunu Anadolu Efes'in tamamen aslında ve bir önceki sezonun iptalinin de Anadolu etkili Efes'te olduğunu, bir kırgınlık yarattığını düşünüyorum. Evet. Yani bir kırgınlık yarattı. O yüzden
hepsini toplamında Anadolu Efes böyle kötü bir giriş yaptı ama ben daha iyi bir giriş bekliyordum ve ilerleyen zamanda gayet Anadolu toparlayacaklar. Efes sence geçen sezon kadar şampiyonluk favorisi mi yoksa benim, bu tempoda biraz benim iki daha... tane favorim var zaten. Birincisi Barcelona, ikincisi Anadolu Efes. Yani daha önce bir karşılaşma olmadığı sürece ben ikisinin final oynayacağını düşünüyorum. Evet. Final Four'un hatta direkt yazabileceğim iki takım daha şimdiden kesinlikle ikisi de. Evet. Yani bence de Fenerbahçe ve Efes'in inşallah Fenerbahçe'nin de daha toparlayarak final o ümit var yani. Yani Fenerbahçe'de o ümit var. Olacak. O yıldız. Bir kadro değişimi bekliyor musun? Şimdi Alex Perez geldi biliyorsun. Evet. Daha izleyemedik. Sakatlığı var maalesef ki. Alex Perez geldi. Alex Perez'in ben Lorenzo Brown'un önüne geçeceğini düşünüyorum. Ben de buna katılıyorum. Evet. Daha etkili olacağını. Onun önüne geçeceğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Onun haricinde pivot Veseli'nin yanına. Hala abi eksik değil mi? Hamilton yani Hamilton birazcık. Aslında Davru Şafak'a da iyi sezonlar geçirmişti. Çok umut İyi de bir oyuncu ediyordu. Zaten. Çok... Olacak. Ama fizik şu anda ve size anlamında çok iyi gözüküyor ama Fenerbahçe yani. Fenerbahçe için iki tık yavaş kaldığını söyleyebilirim şu anda. Evet. Bir çalışması gerekiyor. Bir sıkıntıları fazla olduğunu görüyorum. Evet. Yani onun haricinde işte dediğimiz gibi İkisinin de toparlanacağını düşünüyorum. Bu süreç Anadolu Efes için çok daha kolay olacak ama Fenerbahçe için biraz çok zor olacak. Biraz daha uzun sürecek değil mi? Peki Fenerbahçe playoff'un dışında kalabilir mi sence? Playoff'un dışında şöyle kalabilir. Fenerbahçe... Çünkü bu sezon Valencia, Bayern Münih... Playoff'un dışında kalmaz da Final Four'un dışında kalacağını düşünüyorum. Final Four biraz zor gözüküyor. Playoff'un dışında kalmaz. Yine ilk 8'de bitirir. Çünkü Fenerbahçe şöyle. Fenerbahçe hatırlıyorsan 2014 yılında ilk yapılanma sürecine girdi. 2013 evet. yılında. Ve Euroleague'de geçirdik. Obradovic'in yeni geldiği. İlk sezonunda ilk Fenerbahçe sezon. Sonuncu bitirdi. Evet, çok o yapılanma büyük. Döneminde. Evet. Yani bizim sonrasında yıldız hem de yani o zaman da çok büyük yıldızlar vardı ama sonuncu bitirdik. Çünkü bir oyun antrenörün yani sürmüştü. Her zaman deriz antrenör basketbolda %90'dır. Evet. %90 antrenördür. Obradovic Fenerbahçe'ye uyum sağlayana kadar 1,5 sezon geçti. Evet. Ve sonra Final Four'da belli bir başarı yakalandı. Yani Kokoşkov'un da ben bunun sağlayacağını düşünüyorum. Kokoşkov Slovenya ile bir Avrupa şampiyonluğu var 2 sezon önce. Gerçi kadroda Luka Doncic gibi yani, bir yıldız vardı. Aslında evet, Avrupa basketboluna o kadar da uzak değil ama lig anlamında, Euroleague anlamında bir tecrübesi yok. Biraz onda zorlanıyor galiba. Takım olarak zorlanıyor bence. Çünkü Obradovic biliyorsun en çok Euroleague kazanan evet. antrenör olarak geldi. Evet. Ama o bile bir adaptasyon süreci yaşadı. Evet. O yüzden Kokoşkov'un da bunu yaşaması normal diyoruz. Ya tabii ki playofflardan uzak kalacağını yine düşünmüyorum. Fenerbahçe kalitesi. Yani bir tabiri caizse formayı koysan yine bir başarı yakalarsın. Evet. Bir başarı yakalarsın. Yani şu an önemli bir son dakika transfer haberi geldi. Yine tam Karagümrük'ten kurulan kadrodan bahsetmiştik. Fabio Borini ile anlaşmış Karagümrük. Borini'yi transfer etmiş. Çok... 29 yaşında İtalyan futbolcu. Karagümrük'le resmi olarak anlaşmış evet. Yani evet. Karagümrük kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bence nokta transfer diyebiliriz şu anda. Şu anda açıklarını kapatacak bir transfer diyebiliriz. Yani hücum hattında çünkü evet. Mevlüt'ü almışlardı. Çok başarılı bir performans evet. sergilemiyor. Devre arasından sonra katılacak. Sanırım evet. Yani kesin olarak devre arasından sonra katılacak. Karagümrük'e bence çok başarılı bir transfer. Bence de başarılı bir transfer. Nokta bir transfer diyebiliriz. Şimdi şöyle bir soru almışım. Bakıyorum hemen. Amatör sporlarla ilgili bir soru aldım. Yani bu pandemi sürecinde liglerin devam etmediğini biliyoruz. Amatör futbol tamamen durduruldu ama bazı arkadaşlarımız da diyor ki biz geçimimizi bundan sağlıyoruz. Yani bunun çok güzel, devam ettirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Çok güzel bir soru. Ben de ilk programımızdan sonra bununla ilgili birçok tweet, birçok mesaj aldım. Değinmediğimizden dolayı gerçekten hani biz de bir an önce başlamasını istiyoruz. Yani amatör liglerin eksikliğini ilerleyen zamanda çok hissederiz sevgili Kaan. Yani bir bal liginin eksikliğini çok hissederiz. Yani bir süper amatörün amatör eksikliğini... futbol milleti halkı futbola daha çok bağlar, daha çok sevdirir. Hafta evet. sonu gidersin, aynen öyle. Ücretsiz aktivite olarak eder. Maç aynen, izlersin. Aktivite eder. Yani aktivitedir. Futbol şöyle amatör futbolun aslında bizdeki yeri çok önemli. Yani evet. profesyonel karşılaşmalar kadar önemlidir bizim için. Bir de geçimini sağlayan oyuncular olsun, antrenörler olsun çok zor durumda kaldı. Evet, özellikle yani geçimini sadece amatör sporlardan sağlayan bazı oyuncularımız vardı.
İnşallah bunun çözümünü bir an önce buluruz. Liglerin yani, tekrar başlaması gerektiğini düşünüyorsun değil mi amatör? Biliyorsun biz de amatör futbolun içinden geliyoruz. Evet. Yani bize bunu sevdiren, yani bu kadar aşık olmamızın sebebi amatör futbolun içinde çok güzel anılarımız var. Ve bunun ben her gencin yaşamasını isterim. Yani 8-9 yaşından itibaren başlıyor biliyorsun. Yani U11 karşılaşmalarından tut. Evet. Diğer karşılaşmaları olsun. Yani bunlar çok önemlidir. Hafta sonunu geçirebileceğin, yani çok güzel geçirebileceğin bir aktivitedir en başında. Devam etmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ben kesinlikle. Yani biz bunu alabilecek güçteyiz bir kere ya. Evet. Yani biz gayet bunu yapabiliriz yani. Bence de yani bu tedbirler evet, kapsamında başlatılmadığı söyleniyor ama yani sanki bence devam edilebilirdi. Belki şu anda evet. Onu da seyircisiz seyirci, oynatabilir evet, miydin yani, bilmiyorum ama. Seyircilerden uzak. Sadece en azından sahadaki sporcuların bir geçim kaynağı olduğu için belki biraz onlar evet yani kesinlikle sağlayabilir. Yani şu anda seyircisiz şekilde başlaması lazım. Çünkü bu sefer Bal Ligi'ndeki oyuncularımızı, antrenörlerimizi küstürüyoruz. Sadece maalesef, futbolcu olarak bakmamamız lazım. Evet maalesef ki şey yapıyoruz yani onları nasıl diyeyim. Soğutuyor, uzaklaştırıyor muyuz? Uzaklaştırıyoruz. Bir de kazanamadıkları için ailelerine mahcup oluyorlar. Tabii yani tabii. Kazanç onların, olarak evet, gerekiyor. Ekmekleri bu işten sağlanıyor. Yani şu anda bir pazar günü yani onun alacağı o ekstra ücret onun geçim kaynağının mutlaka nefes almasını sağlıyor. Yani biz bir sektörü bitirmiş oluyoruz mutlaka, burada. Evet, yani bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz ve biz onu çözebilecek güçteyiz yani. Türkiye bunu başlatabiliriz aslında. Evet, bence yani de başlatabiliriz. Yani şöyle diyecekler. Şimdi başlatabiliriz diyorlar diyorsunuz. Ama bir çözüm önerisi sunmuyorsunuz diyebilirler. Yani bir şey söylüyorsunuz ama çözümünüz yok. Çözümünüz olmadan. Ben şöyle bir çözüm önerisi sağlayabilirim. Mesela sponsorlar oluyor. Veyahut da belli bir bütçe ayrılsın. Yani yapılsın bu. Futbolu madem çok seviyoruz. Ülke olarak futbolu çok sevdiğimizi söylüyoruz. Belli bir bütçe oluşturulsun, evet. Sponsorlar bulunsun, testlerin yapılması evet, sağlansın. Yani devam edelim. Biz bunu yapabiliriz devam ya. Sağlık konusunda gayet öncüyüz yani. Bunu yapabiliriz. Şöyle bir soru almışım şimdi. Ona bakıyorum. Beşiktaşlı bir seyircimiz soruyor. Abubakar Güven Yalçın ikilisinin forvet attığı anlamında sezon sonuna kadar yeterli oldu düşünüyor musunuz? Denmiş yoksa forvet rotasyonu arttırılmalı mı? Arttırılmalı. Talisca yani gündemde tekrar Çin'den Beşiktaş'a dönebilir deniyor. Öyle bir iddialar var. Talisca bir de ne olursa olsun yine bir forvet isterim ben şahsen. Talisca bir forvet isterim. Başkan Cenk Tosun'un da dönmesine bir sıcak şey bakıyoruz dedi mi? Kiralık olarak. Sonuçta bir yerli futbolcu dedi. Bir stoper ve Cenk'le Talisca'nın dönüşü Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Yapabilir değil mi? Çok yapar. Çok etkili olur. Evet, kesinlikle. Yani şampiyonluğun benim için net favorisi olur. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ya şunu ekleyecektim, unuttum. Hemen kısa ekleyeyim. Tabii. Teknik direktörün ne kadar hani Jose Mourinho'nun o çok da etkili değiliz demişti. Dediği şeyin cevabını Sergen geçen sene verdi. Geçen sene Abdullah Avcı'nın bıraktığı Beşiktaş kulübü 7. ve 8. sıradaydı. Şampiyonlar Ligi'nde önemli oynadı. Sergen Yalçın geldikten sonra 3. bitirdi ligi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi, evet, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadı. Yani oradan oraya sıçramak demek ki teknik direktörün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve böyle bir kadro şu an bile bana kalırsa Beşiktaş çok güzel futbol oynuyor ve tabii. Çok gerekli yerlere yapılacak transferlerin özellikle o isimlerin gelmesi Sergen Yalçın'ın elini çok güçlendirir ve Sergen Yalçın gibi bir teknik hoca bunu değerlendirir. Evet, geniş kadroyla daha başarılı olabilir. Evet, şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olabilir. Peki Alanya Spor sence şampiyonluk yolunda aday mı? Alanya Spor yani bu takdire devam şayan, edebilirler mi takdire sence? Şayan bir futbol oynuyor. Alanya Spor şu anda Süper Lig takımlarına dar bir bütçeyle, yani aslında bütçenin futbol oynamadığını, yani tamamen plan, program ve evet, inanmışlığın futbol oynadığını, yani güzel futbolun tamamen böyle oynandığını gösteriyor. Yani yaptığı yapılan neredeyse her transfer
oturuyor yani. Başarısız transfer, belki son 4-5 sezondur başarısız transferleri yok diyebiliriz Alanya Spor'la ilgili. Alanya Başkanı keşke gelse. Genel böyle futbol direktörü falan olsa. Kesinlikle yani bu kadar çok başarılı atışlar yapıyorlar. Yani yine 12 maçın 8'ini kazanıp 26 puanla lider olan bir Alanya Spor biliyorsun, var. Biliyorsun Alanya Spor'un daha önceki politikasını az buçuk biliyorsun. Yani Antalya gibi girmişlerdi onlar da. Wagner Love gibi işte daha böyle yıldızlaşmış. Evet, eski oyuncular. Yıldız denebilecek. Evet, eski yıldızları alıyorlardı. Yani ama sonrasında ne yaptılar? Mesela Wagner Love olsun, şey olsun. Onlar yerine onlardan daha çok etki sağlayabilecek oyuncular. Ya ben çok merak ediyorum. Mesela Alanya Başkanı veyahut da işte yanında çalışanlar olsun, onları yapabiliyorken bizim diğer takımlarımız nasıl yapamıyor? Yani onlar neyi daha fazla yapıyor? Kesinlikle. Ve bizim takımlarımız, yani bizim başkanımız, bizim başkanlarımız, bizim diğer yöneticilerimiz, bizim diğer sportif direktörlerimiz nasıl bunu merak etmiyor? Ya hiç mi demiyor? Yo, bu adam nasıl yapıyor bunu? Hiç mi araştırmıyor? Şey veyahut da hiç mi o da çabalamıyor mesela? Mesela Bakasetas'ı aldı Alanya Spor. Geldiği zaman kimse tanımıyordu, kimse etmiyordu. Müthiş performans sergiliyor. Galatasaray'da Fenerbahçe Bakasetas'ı alsaydı sence ilk tepki Alanya Spor kadar olur muydu yani acaba? Şöyle bizde maalesef taraftar olarak öyle bir şey de var yani onu da düşünüyoruz. Kim bu? Niye getirdik diyoruz. Evet. Kim bu ya? Niye getirdik? İşte şunu alalım, bunu alalım. Bizim Alanya seyirci kesimimiz de birazcık hep yıldız üzerinden. Yani yıldız. Yıldız gelince havalara uçuyoruz. Yani şampiyon olduk sanıyoruz. Ya kutlama yapıyoruz. Bir şey, konvoy yapıyorduk zaten. Gerçi önceden yapıyorduk. Olmuyor yani. Değil yani. Biz bunu yapıyoruz. Ama Bakasetas gibi bir oyuncu geldiğinde sezon öncesi görmedi. Adamı biz küstürüyoruz attığımız tweetlerle bir kere. Evet. Ya ne bu ya? Çöp. Evet. Tabiri caizse çöp transfer yapmışlar. Yani ne kadar ayıp, ne kadar kötü bir şey. Yani benim oyuncum gelmiş. Benim oyuncum. Benim lisansım. Atmışlar imzayı. Ben oyuncuyu daha başlamadan küstürüyorum. Yani bu da bizim yaptığımız bir ayıp. Yönetimin yaptığı da kötü şey. Taraftarı çok dinleyerek bunu taraftarı sırf memnun günü kurtarmayı çok seviyoruz biz. Günü kurtarıyor. Bizim yöneticilerimiz günü kurtarıyor. Ama Alanya Başkanı Sisse'nin peşine düşebilirdi. Düşebilirdi. Sana şu kadar para diyebilirdi, bu kadar para diyebilirdi. Ama ne yaptı yerine? Gitti. Daha iyi bir oyuncu getirdi. Evet. Şeyin peşine de düşebilirdi. En sakalının peşine de düşebilirdi. Evet. Yerinde şu anda çok üzüldüm. Buradan da çok büyük geçmiş olsun diliyorum. 17 yaşındaki bir çocuğu oynatıyorlardı. İsmini şu anda telaffuz edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Bilek sakatlığı yaşadı. Maalesef bilek sakatlığı yaşamış. 17 yaşındaki çocuğu koydu mesela oraya. Evet. Veyahut da işte başka birilerine. Mesela Berkan'dı galiba ismi. Koptu gitti orada. Dedik ki hepimiz bu çocuk kimmiş ya dedik. Ben hemen girdim baktım Berkan. Yani tanımıyoruz. Hemen girdim baktım. Bunları getiriyor yerine. Bunu yapıyor mesela. Üstelik de başarılı oluyor yani sahadaki sonuç anlamında. Evet. Teknik direktör tercihleri de sürekli doğru diyebiliriz. Doğru. Sergen Yalçın, Erol Bulut, şimdi Çağdaş Atan. Teknik direktör anlamında da şanslı mılar yoksa başarılı tercihler mi yapıyorlar? Çağdaş Hoca'yı da buradan Çağdaş Hoca yani müthiş başarılı ya. Evet, müthiş başarılı. Takım oyununu çok güzel oynuyorlar. Yani ona gelmiştik işte Alanya Spor. Ya ben aslında Alanya Spor'u anlata bitiremem. Gerçekten. Öve öve bitiremem ya şu anda. Ligde sadece 7 gol yemişler. Galatasaray'la beraber ligde en az gol yiyen takım. Aynı zamanda da 22 golü var. Bakıyorum ligde yine Fenerbahçe'yle beraber en çok gol atan. Hem en çok gol atan takım hem en az gol yiyen takım. Hem de en çok galibiyet alan takım Alanya Spor. Aynen. Kesinlikle. Alanya'nın 2 tane düzeltmesi gereken şey var bana kalırsa. Bir, kontra futbolunu çok iyi oynuyorlar. Evet. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Çok iyi kapanıp çok iyi açılıyorlar. Yani çok Beşiktaş attıkları ikinci gole baktan çok güzel bir takım oyunu var yine. Sağ dizilimleri mükemmel ama şöyle üretme kısmında yani kapalı defansı üretme kısmında zorluk çekiyorlar. Aslında Bakasetas, Barreiro ve Davidson gibi oyuncuların varsa bunu düzeltebilirsin. Bu ümit vericidir. Mesela o artık oyun olarak oturarak hani oturacak. Şimdi onlar da değişti. Yani ön taraf değişti. Bir Bakasetas kaldı değil mi? Babakar olsun. Geçen sezondan Evet yani Babakarlar. Efecan'la Bakasetas oynuyor. Efecan'ın sakatlığı da Efecan maalesef. Koronavirüs sebebiyle 2 hafta takımını yalnız bırakacak.
Ve onun yerine ki işte benim az önce bahsettiğim şey tam olarak buydu. Tam olarak buydu. Yerine gelen oyuncu o oyunu bozmuyor. Bozmadı. Tamamen o oyunu adaptasyon sağlıyor ve öyle oynuyor. Evet. Yani değişen bir şey yok. Oyuncuya göre futbol oynama diye bir şey yok Alanyaspor'da. Başarıyı da bu getiriyor. Evet. Sevgili kardeşim. Sisteme göre oyuncu var. Sisteme göre oyuncu var. Yani sisteme göre oyuncu şöyle, sisteme hazırlamış oyuncuyu. Bireysel belli. Evet. Çağdaş Hoca, şu anda övgüye en çok hak ettiği yer, bütün her oyuncusunu birebir sistemine o kadar adapte etmiş ki. Eksikliğini aratmıyor değil mi kimse kimsenin? Hiç kimse kimsenin eksikliğini aratmıyor. Bu da ya, zaten puan tablosunda evet, böyle bir sonucu getiriyor. Mesela karşımıza isim söylemesinler. İsim söylemesinler. Mesela spikerlerimiz isim söylemesin. Hı hı. Dersin ki her hafta aynı oyuncuyla çıkıyor dersin. Evet. Her hafta aynı oyuncu. Çünkü oyun sistemi belli sevgili evet, Kayan. Bakıyorsun eğer ki gol yemiş olduğunda mesela oyunu değiştirebiliyor Çağdaş Hoca. Yaptığı değişikliklerle olsun oyun sistemini değiştirebiliyor. Onu da oturttuğu takdirde zaten şampiyonluk yolunda devam edebilir. İki adımı var ya bana kalırsa. İki adımı ve Çağdaş Hoca bunu yapabilecek. Ben bunu anlamıyorum işte. Şu anda mesela Çağdaş Hoca benim karşımda otursa ben sabaha kadar soru sorarım ona ya. Çok merak evet, ediyorum çünkü. O kadar çok merak ettiğim şey var ki. Evet. Alanya Başkanı. Çok merak ediyorum evet, ya. Evet. Oturup Alanya Başkanı'na saatlerce program yapabilirsin. Neyi evet, bu kadar doğru yaptığını, neyi gerçekten bu kadar düzgün evet, yaptığını. Ama kesinlikle, biz bir tane bile soru sorulmadı maçtan sonra. Evet. Yani ve bu çok yani, enteresan, çok şaşırtıcı. Trip attıysak bile yanlış trip attık. Bizim yanlış trip zamanda da attık bence. Yanlış zamanda attık. Bizim trip atma lüksümüz yok. Bu sefer de ne dendi işte? Sadece dört büyüğe odaklı bir basınımız var. Şu anda yani bütün gözlem o şekilde oldu evet, yani. Öyle bakıyorum. Haklı olabiliriz belki ama her ne olursa olsun tutumumuz bu olmamalıydı. Tutumumuz bu olmamalıydı. Şimdi son olarak bu hafta oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor maçına bakalım istersen. Yani Beşiktaş çok iyi gidiyordu. Çok önemli galibiyetler aldı. Bu hafta kazansaydı 23-22 puanla bir anda zirvenin tam anlamıyla ortağı olacaktı. Şimdi yine kısmen biraz geri düştü. Sence Erzurumspor maçında tekrar bir çıkış başlar mı Beşiktaş cephesinden? Şimdi öncelikle Beşiktaş seyircisine şunu demek istiyorum. Beşiktaş seyircisi şu anda geçen haftaki mağlubiyete kesinlikle üzülmesinler. Takımları ben her hafta kazanabilirim'i veriyor. O oyunu oynuyor değil mi Beşiktaş? O oyunu oynuyor. Kazanabilirdin dedirtiyor. Takım olarak o oyunu oynuyorlar. Bazı eksiklikleri var. Evet, savunma hattında olsun, işte ileri uçta belki. Ama o oyunu oynuyorlar. O hissiyatı veriyorlar. Takım evet, olduklarının hissiyatını veriyorlar. Erzurum bana kalırsa oyunu oynuyordu. Hani bazı çok eksiği vardı evet ama ufak bir başarısızlıkta hemen hocayı göndererek maalesef birazcık tabiri caizse kendi ipini çekti de diyebiliriz. Evet. Hocayla devam etseydi şu anda belki daha Erzurumspor yüksekte oynayabilirdi yani. Geçen hafta evinde bir Gençler Birliği mağlubiyeti var Erzurumspor'un. Ya gerçi Gençler Birliği de bence çok daha yukarıda olabilirdi. Ya 16. sırada sadece 11 puan alabilmiş 11 maçta ama yani çok daha iyi yerlerde olabilirlerdi Gençler Birliği. Bu sene en büyük zevk alarak izlediğim takım Gençler Birliği. Değil mi? En büyük zevki veriyorlar bana. Ya ben bu futbollarını izlerken sanki İngiltere'den Manchester United, Manchester City derbisi evet, izliyorum ya. Yani öyle reaksiyon oluyor. Yani öyle müthiş bir zevk alıyorum ya izlerken. Müthiş bir top oynuyorlar. Mükemmel. Eksiklikleri var ama kesinlikle bulundukları yere hak etmiyorlar. Daha yukarıları çıkacaklar. Çünkü oynadıkları futbol çok güzel. Onlar da bana kalırsa bir hata yaptılar. Ama yerine gelen hoca Allah'tan oturdu. Evet, yani evet, aynı evet, sistemi benimsedi. Oyuncuları değiştirmemeye çalıştı. Evet. Sistemi değiştirmemeye çalıştı. Ve mükemmel top oynuyorlar ya. Takım savunmasında olsun, ileri çıkışta olsun. Bana kalırsa bir istatistik çıkartalım. İlk 4 takıma girer. Pozisyon yaratmada değil mi? İlk 4 takıma girer. Yaratıp bitiremiyorlar mı diyorsun? Başakşehir maçının kaybının sebebi bu. Evet. Başakşehir Öne maçında ilk yarı 3-0 4-0 yapılabilecek skoru o şeyi yakaladılar. Pozisyonları yakaladılar. Ama bitiremediler. Evet.
çok güzel hata çıkıyorlar. Takım olarak çok güzel oynuyorlar ama şu son 15 dakikada oyuncuların gerçekten çok yüksek gösterdiği o performansa da dayalı olabilir ama bir geri çekilme oluyor ve çok pozisyon da verebiliyorlar. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri, Avrupa Kupası'ndaki son durumla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Tekrar karşınızdayız. Programımızın ikinci bölümünde Avrupa Kupası eşleşmeleri, Şampiyonlar Ligi maçlarının değerlendirmeleriyle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Şimdi ben önce bir eşleşmeleri ekrana yansıtacağım. Bugün çok güzel eşleşmeler, çok güzel kurallar çekildi. Öncelikle şimdi ekranımıza da yansıttık. Evet. Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern Münih, Atletico Madrid, Chelsea, Leipzig, Liverpool, Porto, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, Sevilla, Borussia Dortmund, Atalanta'da Real Madrid ile eşleşti. Evet Nuri, sence şöyle bakınca öncelikle sevgili en dikkat çekici eşleşmeyi sorayım önce sana. Çok güzel eşleşmeler olmuş. Gerçekten çok seyir zevki, çok yüksek bir tur olacak. Evet, çok güzel eşleşmeler var. Çok açık belli yani. Bana kalırsa birincisi Barcelona-Paris tabii ki. Tabii bir rövanş mücadelesi evet. Olacak orada. Çok ama dramatik bir Barcelona galibiyeti vardı. Benim favori maçım burada, favori eşleşmem ve sabırsızlıkla beklediğim maç Leipzig-Liverpool maçı. Leipzig-Liverpool evet. Maçı değil mi? Aynen. Temposuyla muhtemelen futbola bizi en çok doyuracak eşleşme olabilir müthiş. Şöyle bir bakınca. Aynen müthiş yani çok bir iyi, eşleşme. Çok iyi iki maç bekliyor orada evet. Bizi. Hem Almanya'da hem İngiltere'de evet. Çok güzel maçlar izleyebiliriz orada. Evet. Onun dışında Gladbach-Manchester City evet, maçı da güzel. Evet yine temposu çok yüksek. Evet, İki takımın eşleşmesini orada. Görüyorum orada. Evet. Mönchengladbach-Manchester City var. Peki sence tek tek sorsak evet. Kimi öncelikle daha yakın ben, görüyorsun? Öncelikle ben sana bir soru sorabilirim tabii. Sevgili Kaan. Tabii. City'nin biliyorsun ki bir Şampiyonlar Ligi şeyi var yani böyle maalesef ki şanssızlığı var. Evet bir türlü aşamadılar. Artık onu kıracak mı? Yani bu eşleşmeye bakınca en azından bir tur daha ilerlemeleri şu anda bana kalırsa garanti gözüküyor. Değil mi? Artık bir yarı yani final göreceğiz bu yani. Bu turda zorlanacaklarını pek düşünmüyorum Manchester City'nin. Bundan sonra yine biraz kura şansı da tabii ki önemli ama bilmiyorum ya bu sene olabilir. Bu sene olabilir çünkü yani çok formsuz bir Barcelona var, çok formsuz bir Real Madrid var. Liverpool. Yani Liverpool tabii bence Liverpool da çok formsuz bu sezon. Yani. Evet. Sakatlıkları çok. Bayern Münih yine çok bıraktığı gibi devam ediyor. Belki Bayern Münih'te bir şu an zorlanma olabilir. Onun dışında bak Manchester City bu sene evet bu evet. Sene birazcık olabilir o ya. O zaman Gladbach City maçından başlayalım. Yani şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Şu anda ben Alman takımlarını büyük bir zevkle izliyorum. Yani evet. Çok büyük bir yapılanmaya gitmiş bütün takımlar belli. Yani darısı yani, bizim başımıza değil. Yani evet inşallah. Şu arada. Yani bakıyorum bir Mönchengladbach, Leipzig, Dortmund 3 tane değil mi? Başka yok. 3 tane evet. Alman takımı var son 16'da. Ve güzel futbol oynuyorlar. Güzel, Bayern çok Münih. Güzel futbol oynuyorlar. Çok hı. Güzel futbol oynuyorlar. Yani Gladbach City maçı yani 4 tane Alman takımı. 4 tane. Bayern Münih'i unuttuk. Bayern Münih'i unuttuk. Artık o çünkü dünyadan olmadı. O başka bir şey sayıyoruz. Dünyadan ya. Değil ya. Bayern Münih başka bir yerde sayılırız. Gladbach City maçı çok seyir zevki yüksek bir maç olacak. Şimdi Gladbach'ın bütün maçların öyle oldu. City'nin de öyle. Yani evet. City zaten. Yani City bu sezon aslında direkt. Biraz City biraz daha defansif oynamaya başladı da diyebiliriz ama yani bir şey mi deniyor acaba? Yani belki de şu var an bir şey deniyor. Bu sezon çok fazla 1-0, 2-0 maç kazandı evet. Ya. Ama gerçi kaçırarak kazanıyorlar. Yani tabii pozisyon anlamında sıkıntı zengin. Yok ama evet. Atamıyorlar kaçırarak yani. Kazanıyorlar. Evet yani bir onun kısırlığını yaşıyorlar ama başka bir şey deniyor. Guardiola. Bu açık belli yani. Başka evet. Bir sistem de deniyor. Belki de yarın öbür gün onları birbirine karıştıracak. Bir karma yapacak. Yani Guardiola'nın bu sistemlerini çok görüyorduk. Daha evet. Önceki takımlarında da çok gördük yani. Lazio Bayern Münih eşleşmesi var. Burada da bence Bayern Münih çok ağır basıyor ya. Çok ağır basıyor. Yani bence çok ağır basıyor. En favori maç bu olarak en favorisi gözükebilir. Şimdi Lazio'da olabilir ya. Evet. Lazio biliyorsun yani belli bir futbol oynuyorlar ama
Bu sezon çok da iyi görmüyorum Lazio'yu ya. Maalesef ki öyle. Ben Bayern Münih'in buradan çok rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Bence Bayern, evet şöyle bir bakınca en rahat geçecek eşleşme en Bayern Münih olabilir ya. Evet, evet. Bence yani yine kısır, muhtemel çok kısır bir eşleşme var sırada. Atletico Madrid, Chelsea var. Şimdi ikisini de yapı olarak bakıyorsun. Yani Atletico zaten Simeone çok böyle kontrollü oyun, çok böyle geride kabul ederek oynadığı bir oyun var. Yani seyir zevkini çok düşürüp aslında bu eşleşme kağıt üzerinde çok çok zevkli bir eşleşme olmalı. Aslında evet, çok yakın ama, güçler. Ama yani benim böyle en sıkılarak izleyeceğim, ama, biliyorsun evet, sanki, atak futbolu çok sevdiğim için. Sanki bizi sıkmaya en yakın maç olabilir Atletico evet. Madrid Chelsea maçı. Evet. Leipzig Liverpool'a zaten değindik artık, muhtemelen artık yani. En keyifli evet. eşleşme ve ben olacak. Burada eğer ki bir sürpriz oluşursa şurada bir Sevilla'nın zaten sürpriz saymayız ama ben Leipzig saymayız ya evet. Evet Sevilla Dortmund biliyorsun teknik direktör Lucien Favre'yi gönderdi hafta sonu çok ağır bir mağlubiyet evet. aldılar Stuttgart'tan kendi evlerinde 5-1 mağlup evet. oldu. Yani son 3-4 yıldır çok iyi kadro kuruyorlar. Çok bence Bayern Münih'i çok daha fazla zorlayabilecek kadrolar kuruyorlar ama onun karşılığını bir türlü alamadılar. Alamıyorlar yani kadroyu da şöyle kuruyorlar aslında. Şeye de mesela böyle... hazır şey alışık değiliz. Almanya takımlarının böyle şampiyonluğa giderken devre arasında falan hoca göndermeleri evet, çok alışık olduğumuz bir şey de değil ama. Onların durumu bizimki gibi değil. Kaç yıldır durum 3 böyle? 3 sezondur. Evet. Yani 3 sezondur aslında şampiyonluğa oynayacak takım kuruyorken bu durumdaydı ve 3 sezon sabrettiler. Yani zaten 3 sezonda ve bizim demek istediğimiz 3 sezonda zaten olmuyorsa zaten belli bir değişikliğe gidersin. Biz sadece bunun sene başında olmasını daha çok tercih ediyoruz. Evet. Yani daha sene başında olsaydı keşke. Yani zaten belli bir şey vardı. Belli bir başarısızlık vardı yani bana kalırsa. Çünkü bence Dortmund de çok başarısızlık var ortada. Kalite çok büyük olarak bir başarısızlık olması var. Gerekenin çok üzerinde. Evet yani o ben yüzden... büyük bir başarısızlık olarak. Porto-Juventus evet. eşleşmesine değinelim istersen biraz. Porto yani Porto da bu sezon çok küçüldü. Yani çok küçüldü. Yani onların zaten alışık biliyorsun. Evet normalde bunu yaparlar ama bu sezon evet. özellikle Porto çok... Çok daha düşük kalitede. Bu sefer kalitede bulamadı çok... mı diyorsun acaba? Acaba evet. Acaba her sezon buluyordu 2-3 tane bulamadı böyle. Bulamadı acaba diye bir düşünülüyor. Aynen, çünkü yani, yani Juventus'a çok daha fazla abi. Kafa tutabilecek bir Porto görmüyorum ben bu evet. sezon ya. Yani evet. Belki birkaç sezon önce olsa daha zorlu bir eşleşme aynen, olurdu Juventus ama. Juventus bir de artık yani ya bir Juventus bunlar bak Juventus, Juventus Bayern, City geçer. Yani bunlar artık belli bir kalitede. Evet. Porto'nun Juventus'a yani, ayak onlar artık kimle oynarsa oynasınlar favoriler yani. Evet. Bunu çok net görüyoruz. Ve işte müthiş bir rövanş var orada Barcelona, Paris Saint Germain gibi müthiş Neymar. Bir rövanş var. Neymar bu sefer. Öncelikle bu sefer çok geçmiş tarafta. Olsun diliyoruz. Gerçi Neymar'ın maalesef oynayamama durumu da var. Bir kaza. Çok bir sıkıntı. Talihsiz bir sakatlık ya. Evet. Yani ben izlediğim videoyu. Belki de kaçıracak bu eşleşmeyi. Ağır bir evet. sakatlığa benziyor. Çok ağır bir sakatlığa benziyor. İnşallah. En kısa sürede atlatır ve futbola geri döner. Sahada olmayı en çok isteyeceği evet. maçta yani bilmiyorum Paris. Ama büyük ben sakatlık pozisyonu izlediğimde kaçırır diye düşündüm yani. Evet. Paris şampiyon. Burada tabii ki ağır basıyor bana bence göre. Bence bu sezon çok daha ağır basıyor evet. Evet. Barcelona yani o şimdi dramatik 6-1'lik elendikleri sezonda da Paris'i daha ağır basıyordu daha ama ya Barcelona işte yani ne olursa olsun. Orada bir Barcelona'lık görmüştük ikinci maçta tabii evet. Neymar da o zaman Barcelona lehine çok başarılı performans sergilemişti şimdi tam ters tarafta. Acaba aynen. aynısı işte tabii oynayabilecek mi? O da var ama. Oynayabilecek mi? O da var. Ama burada da dediğimiz gibi Paris Saint-Germain Paris biraz daha ağır basıyor. Evet, daha ağır basıyor. Yani Barcelona ve dediğimiz gibi Sevilla Dortmund yani zor. Çok zor. Ben çok zor bir eşleşme. Ben bilmiyorum yani ben %50 belki 51-49 Dortmund diyebilirim aynen. yani. Ben de çok zor. Şöyle bir şey diyebilirim. Bana kalırsa %75'e 25. Kim yine? Sevilla yeri. Sevilla daha mı favori yani. Görüyorsun? Şimdi ben Sevilla'yı bu sene birazcık fazla izleme imkanı buldum. Şimdi oyun sistemleri olarak Borussia Dortmund'dan tersine kalıyorlar. Ve evet. bu onların lehine yarayan bir terslik. Evet. Dortmund çok kaliteli ayakları var. Evet. Ve bana kalırsa da gollü geçecek bu maçlar. Ama şöyle Sevilla tutarsa %90 zaten. Sevilla ilk maçta rakibini tutarsa İspanya'da ikinci ilk maç. Maçta evet Almanya'daki maçta zaten Sevilla'yı sen daha ağır favori görüyorsun ben yani İspanya'daki maçta
olası bir 0-0. 1-0'lık galibiyette %90'la %99'a çıkar. Evet, ben çünkü Sevilla'nın içeride gol yemezse dışarıda gol bulacağını çok düşünüyorum. Çok rahat. Dortmund'un en büyük sıkıntısı çok çabuk Dortmund gol yemesi. Dortmund çok kolay ve pozisyon buluyor, çok kolay dediğim gibi benim %25 şansı var Dortmund'un. Sen Sevilla'yı daha ağır favori görüyorsun. Daha ağır görüyorum. Yani burada hatta Bayern %90, şöyle City %60, %90, Bayern, Atletico %51, Liverpool %55, Juventus %85. Juventus rahat. Evet. Barcelona, Paris maçı, Paris %60. Çünkü en kötü Barcelona öyle hali %46. Bir kere Messi'ye sahip bir takım. Aynen, yani öyle. Ne yapacağı Messi'ye yine de hiç belli var. Olmaz. Yani olursa olsun yani altyapı oyuncularıyla çıksın yine %40'ı var onun. Yani %40 yazarsın. %60. Sevilla %70 ve bence ve son maç. Sürpriz çıkmaya en yakın maç olarak ben bunu görüyorum. Ve yani Atalanta. 2 sezondur, 3 sezondur yani çok üstüne koyan bir Atalanta var. Mükemmel bir futbol oynayan. Müthiş bir futbol anlayışı. Mükemmel bir futbol. Müthiş yani bir futbol anlayışı. Futbol sahalarından silinmiş Muriel'le, Zapata'yla, Papu Gomez'le yani bu kadar iyi harmanlayıp bu kadar başarılı performans. Evet. Çok keyif veriyorlar ve ya. Ve şöyle bir şey var. Çok keyif veriyorlar. Onların en büyük avantajı ne? Real Madrid'le oynayacak ya, şu an futbolcular ona göre daha iyi hazırlanacaklar. Tabii. Ben ve bilmiyorum Atalanta'yı yani turu geçerse hiç şaşırmam ya. Benim için hiç şaşırmam. Benim için hatta %51 diyebilirim. Evet, sanki yani çıkarsa bu eşleşmeden bir %51'e 49 değil mi? Evet, yani Real Madrid'i hiç beğenmiyorum ya ben bu ya sezon. Aynen. Gerçekten aslında hafta sonu Atletico Madrid'i sağdan sildiler, bak hafta sonu gerçekten çok iyi. Oynadılar mı da oynuyorlar şimdi. Bu sezon ilk defa iyi bu bir Real Madrid gençlerin izledik. Gençlerin, oradaki gençlerin birazcık şey kalmasından olabilir mi? Yani tecrübesiz mi diyorsun? Tecrübesiz kalmasından Rodrigo, olabilir mi? Rodrigo, Vinicius Junior daha henüz 18-19 yaşında. Evet. Ve çok da felaket gelecek vaat eden. Anlamında evet çok gelecek vaat evet ediyorlar ama. Aynen öyle. Yani bilmiyorum ya Atalanta. Artık Benzema değişikliği mi gelmesi Atalanta lazım? Yani gerçi Real oynadı Madrid mı da oynuyor. Yani bir şey de diyemiyorsun ya. Evet. Gerçekten çok çıkmaz ya Real Madrid. Evet ama şimdi yani turu geçse, bir karar alıyorsun. Real Madrid turu geçse dersin ki yani tabii evet ki Real Madrid. Düşünsene dersin. Zidane yerinde olduğunu düşün. Tam bir karar alıyorsun. Sonra bir dahaki maç bir çıkıyor, iki tane gol atıyor. Evet. İki tane top değil indiriyor falan, diyorsun ki Avrupa'nın en iyi santraforu bende. Benzema değil mi? Benzema. Sonra ben Benzema kesinlikle çok fazla hak ettiği değeri verilmediğini düşünüyorum. Ya yani ama işte anlatmak istediğim sırtı o. Bir maç oynuyor. Müthiş bir forvet. Müthiş bir forvet. Müthiş bir sırtı dönük forvet. Kesinlikle. Oynuyor. Ama ben çok beğeniyorum. Öyle bir yeri geliyor. Bir maçta da diyorsun ki aslında bu takımla alakalı. Aslında takımın kötü oynamasıyla kaynaklı bir şey. Ama diyorsun ki işte keşke yerine bir başka bir forvette. Mesela Jovic aldılar ama Jovic hiç karşılamadı beklentiyi. Yani şimdi senin dediğin gibi arkası dönük oyunda da Benzema müthiş bir forvet. Çok underrated yani, çok o verilmesi gereken değerin verilmediğini düşünüyorum. Ve bu fizikle de evet, öyle kalın bir size yok, öyle güçlü bir fizik kesin gözükmüyor ama sırtı dönük oynamıyor, o kadar iyi biliyor ama, ki ben Benzema'yı çok o topları beğeniyor. İndirmesi olsun, şutları olsun. Çok iyi top saklıyor, çok iyi top saklıyor. Evet. Yani ve uzun alanda da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet, uzun alanda da iyi yani, boşluk kesinlikle alanda da iyi yani. Bitiricilik bunu anlamında da iyi. Ben bu oyunu oynayabilen bir pivottan bunu beklemek çok zordur evet aslında ama bunu ikisini de oynayabiliyor yani. Evet. Sizler de arkadaşlar Instagram ve Twitter'da çift forvetten bize eşleşmeler hakkında görüşlerinizi tekrar bildirebilirsiniz. Yani birkaç yorum alıyorum. Ben bir tane arkadaşım Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı bu sefer çok rahat geçeceğini söylemiş. Yani o kadar rahat geçer mi bilmiyorum ama şimdi Barcelona isminden biz de bir tık yanılıyor olabiliriz ama ya şu anda futbola, o futbol oynanan futbola bakılınca Paris'te o kadar hafta sonunda Barcelona yine 1-0'lık zor bir Levante galibiyeti evet aldı. Bir türlü o patlamayı gerçekleştiremiyorlar şimdi ya. Şimdi aslında iki takımın da performansına bakınca Paris çok kapalı kutu geliyor bana. Evet. Şimdi bir de Mart'a kadar olan tabii şey neler de olacağı önemli da önemli. Aynen tabii öyle. Ki Mart'a kadar olmasının sebebi şu anda çıksa ben 55'e şu anda çıksa derim. Ben daha bile yüksek Paris Saint-Germain'e şans veririm ya. Neymar'ı da eklersek, oynayacak gibi düşünürsek. Ama şu andaki sakatlıklarla diyorum ben de maalesef. Şu anda bilmiyorum o kadar kolay olur mu ama ben Neymar oynarsa. Paris'in Cavani'yi göndermesi peki? Yani Icardi'yi tercih ettiler. Ama Icardi kalsaydı, konuşulsaydı mesela. Icardi Cavani'nin yarısı kadar katkı veremedi ya.
Ben Cavani çok daha iyi diyorum. Evet, şimdi az önce bahsettiğimiz arkası dönük oyun olsun, böyle size olsun, yani Cavani orada verebilecek size olsun. Yani Cavani de takımda kalabilir mi? Kalabilirdi. Onu biraz yaşından dolayı, yaş ve maaş orantısını Paris Saint-Germain biraz ters geldi onlara. Devam etmek istemediler. Icardi'yi tercih ettiler. Cavani de Manchester United'da bence gayet iyi performans sergiliyor ya. Manchester United'da oyuna sonradan girip gerçekten çok puan kazandı. Şey buldular diyebilirim. Hani bedavaya. Define buldular. Evet, evet, bedavaya Cavani yani. Sezon başında Fenerbahçe'yle de adanılmıştı sanırım. Gelseydi keşke. Ama o bütçelere keşke çıkmak. Keşke izleseydik şurada. O bütçelere çıkmak o zaman, biraz zor olacaktı. O zaman sevgili Kaan, Cavani gelseydi şöyle yasağı yarıp böyle tırmanır mıydık acaba? Cavani izletirdik kendini ya, yani sonuçta çok, izlersin yani. Yani çok. Neler yaparsın. Hala yani çok iyi. Çaktırmadan böyle. Hala çok iyi. Gerçekten. Yani Manchester United performansı da çok iyi. Evet. Yani bakalım artık Manchester United. Manchester United'ın burada olmaması peki? Yani çok gerçi Leipzig son maçta onları 3-2 mağlup etti. Bilmiyorum, beni şaşırttı. Ben Manchester United'ın burada olmasını bekliyordum ya. Şimdi şeye bakıyorsun. Acaba İngiliz takımları artık böyle Şampiyonlar Ligi'ne ikinci şey olarak mı bakıyorlar? Manchester yani? United'ın bakacağını düşünmüyorum öyle. Manchester United'ın öyle çünkü bir lüksü yok. Çünkü şu anda ligde Manchester, o kadar... Evet, ben Manchester United'ın çok üzüldüğünü, çok yıkıldığını tahmin ediyorum elendikten sonra. Yani ama o futbolu göstermediler. Diye. O isteği göstermediler ki sahi içinde. Yani Başakşehir mağlubiyeti onları yaktı ya. Ya Başakşehir maçını izliyorum ya. Büyük ihtimalle bizim ligde bir takımımız öyle gol yeseydi şu anda... O iki gol yazdı. Evet, ligde evet, bakıyorsun. Evet, şu evet, anda evet. O ne savunma hattı kalırdı. Onun bedelini ne ödüyorlar mı? Ödüyorlar, kesinlikle ödüyorlar. UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam edecekler. Yine bir Mourinho açıklaması var hafta sonundan. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan takımların Avrupa Ligi'ne katılması artık ortadan kalkmalı. Büyük bir adaletsizlik oluyor diyor. Yani biz Avrupa Ligi'nde mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olanın aynı yarışa dahil olmasını pek eşit görmüyorum diyor. Evet, yani... Sen ne diyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde 3. olanın Avrupa Ligi'nde devam etmesi doğru mu sence? Bana kalırsa orada gerçekten UEFA'da değişmesi gereken çok şey var ya. Çok şey var. Yani ben statü anlamında. Statü anlamında çok değişmesi gereken çok şey var ve Şampiyonlar Ligi'nden artık gitmesin. Ben evet. de katılıyorum yani. Gitmemesi abi. Gerekiyor. Aynen öyle. Bittiyse bitti. Tamam, bitti. Kapatsın sezonu, bitsin yani. Yani bir alt organizasyonda devam şimdi etmek. Şimdi acaba oradaki rekabeti yükseltmek için mi böyle bir karar alıyorlar? Ya bir anlamda yükseltmiş de oluyorsun evet, ama Avrupa Ligi'ndeki hiçbir takımın bundan memnun olduğunu düşünmüyorum. Bence de yani şimdi orada oynanmış belli bir maçlar oluyor. Şimdi yani. Sonra geliyor oradan herhangi bir ekip. Evet. Gidiyor orada. Rahatlıkla şampiyonluğa kadar yürüyebiliyor evet. Avrupa Ligi'nde evet. yani o. Aynen öyle. Bu diğer takımlara da bir haksızlık. Yani haksız evet, rekabet Mourinho oluyor. Da böyle düşünüyor. Evet. Haksız rekabet oluyor. Düşünüyor. Ondan UEFA alınmasın. UEFA da hatta son şeyden başlasın yani son 16 çeyrek final. Bence yarı de daha Şampiyonlar Ligi gibi ya. Son 16 turundan devam edilebilirdi evet. yani. Ben çok mağdur edildiğini düşünüyorum UEFA takımlarının. Ya UEFA tabii ikinci organizasyonuna da biraz daha böyle ilgi çekmek istiyor olabilir. Ama böyle çekemezsin ki o zaman olabilir. Rekabeti arttır. Oradaki rekabeti arttır. Rekabeti nasıl arttırabilirsin? Bence biraz gelirleri arttırarak gelirleri arttırabilirsin. Gelirleri arttırarak evet. yani bu şu anda takımlar en çok ne cezbeder gelirlerini. Kesinlikle yani, gelir cezbeder. Ver o zaman yani... Maç ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi evet. arası gelir anlamında müthiş bir mesela fark var. Mesela UEFA'yı kazanan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesine okeyim. Hani, evet tamam, o mantıklı. Orada tamam, o çok güzel bir şey. Ondan sonra parayı arttır. Evet. Rekabeti arttırırsın. Evet. O zaman oyuncular da savaşır. Şampiyonlar Ligi. Seyir zevkini arttırarak sen ancak. Şampiyonlar Ligi'nde beraberliğe ödenen prim UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetin bile üstünde yani çok evet. çok arada müthiş i̇şte bir yani. Dengesizlik. Yani çeyrek son 16'ya kalan şampiyonluk maçına çıktığında aynı parayı alıyor galiba. Evet, evet Avrupa Ligi bence almıyor da, bile da olabilir. Almıyor bile olabilir yani. Onda arada, tam emin değilim. Evet, almıyor bile olabilir. Yani rekabeti arttırmak istiyorsa sen bunları yapacaksın. Geliri arttırmak aynen. zorundasın değil mi? Yani şimdi atıyorum Fenerbahçe UEFA'ya gitti, Galatasaray UEFA'ya gitti. Sen 500 bin euro verirsen belli bir oyun oynar ama 1,5 milyon verirsen tabii, belli bir oyun değişiyor, oynar. İşler değişiyor tabii. İşler değişiyor. Tabii. Parayı arttır ki o gücün var. Parayı arttır o zaman. Aynen öyle. Yani Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon katılıp sadece bir galibiyet aldığı geliri UEFA şampiyonu belki de alamayacak. Alamayacak ya. Ya böyle arada şey. Yani, evet. Aynen öyle. Eğer arttırmak istiyorsan sen bunu yapacaksın. Arada yani büyük bir evet. dengesizlik var. Sen önce o dengeyi sağla ondan sonra yayın gelirlerini bekle, şeyi bekle. Ondan sonra bekle yani. Şimdi daha şöyle çok izlenme bir olur zaten. Soru almışım. Lazio'ya değindik biraz az önce. Vedat Muriç'in performansındaki başarısızlık yani şaşırttı mı sizi deniyor. Şaşırtmadı. İtalya Ligi'ne
şöyle şaşırtmadı. İtalya Ligi çok zor bir lig. Tabii. İtalya Ligi. Yani İtalya Ligi'nde o fizik avantajları, bizim burada fizik avantajını kullanabilirsin ama İtalya'da kullanman zaman alır. Vedat Muriç'in kesinlikle başarı sağlayacağına inanıyorum. Ama birazcık zaman geçmesi lazım. 12 maçta süre almış, golle de asist üretememiş şimdi, bu sezon Lazio'da. Evet, Türkiye Ligi'nde o fizik gücü çok fark etti. Şu anda Avrupa futboluna bakıyorsun. Bizim yaptığımız en büyük yanlış, topu çok havaya kaldırıyoruz biz. Çok havaya kaldırıyoruz. Yani çok havadan top futbol oynuyoruz biz. Ama yere indirdiğimizde başarı sağlayacağız. Bunu bir türlü anlayamadık. Evet. Biz topa bastığımızda, bizim oyuncumuz topa bastığında başarı sağlayacak. Ve İtalya'da topa basılıyor. Köşelere inip bilinçsizce orta yapılmıyor. Bilinçsizce orta yapılsa şu an 12 maçta 3-4 gol yazabilirdi. Evet, doğru. Doğru. Ama topa evet, basılıp evet, akıllıca bir çizgiye inip veyahut da işte geriye doğru akıllıca bir pas ve derinlemesine bir pas. Şu anda Vedat Muriç bunu oynayabilecek kapasitede değil. Çünkü onun eğitimini almamış. Evet. Çünkü bizim ligde ne öğretiliyor? Abi ince son çizgiye kaldır ortaya, kaldır, vuran vurur. İçeride birisi vuracak. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin şu an oynadığı oyun sadece evet, bu zaten. Evet. Şuna çok vuran vurur. Vedat Muriç bunun üzerine. Veyahut da uzaktan bir şut bulur, vurur, atar. Bu da 30 maçta 1 olur, 2 olur. Bak, evet. Yine Lazio'da atacak. Böyle bir gol atacak yani. Atacak ama bu başarı sağlayamaz yani. Peki sence yakın bir tarihte tekrar bir Türk takımını bu son 16 eşleşmeleri de görmeyeyim? Bana çok uzak geliyor ama. Sen yakın bir tarihte gruplarda görünce bence sevinirim. Doğru söylüyor. Gruplara bile görünce. Dönelim oynayacağız ya, şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Koskoca Türkiye. Grup görsek sevineceğiz. Futbolu biz çok seviyoruz. Çok seviyoruz diyor. Mangalda kül bırakmıyoruz. Aynen. Ama gidemiyoruz. Gidemiyor yani, değil, doğru söyledin, değil son 16. Aynen öyle. UEFA'nın 5. ön elemesine geçemeyen takımlarımız gibi mi geçiyor? Şimdi UEFA 3. bir organizasyon başlatıyor. İsmini tam hatırlayamıyorum. Muhtemelen oralarda takılacağız herhalde bundan aynen sonra. Aynen öyle. Zaten bu futbolda da şekilde. Aynen öyle. Avaya bam güm kaldırdığımız futbol şeylerde yani daha fazlasını beklemek. Şu eşleşmelerde herhangi bir takımı çıkarıp bizden herhangi bir takımı koyduğum zaman çok müthiş bir fark ya. Hani çok büyük bir fark çok yani. Çok fark açıldı. Hiç kafa kafaya oynayabileceğimiz bir rakip aynen görmüyorum burada ben. Aynen. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor, ne Başakşehir. Başakşehir gerçi bu sezon kafa kafaya çok mücadele etti. Leipzig'le de olsun, evet. Manchester United'la da Paris Saint-Germain'le son oynadık mı? Maç oynuyoruz. Bizim sıkıntımız devamlılık. Bak evet, milli takımımızda da bu bir vardı. Bir maç oynuyoruz, iki devamlılık maç devamlılık sıkıntımız var bizim. Oyun sisteminde devamlılık sıkıntımız var ve çözemiyoruz. Avrupa'yı bir türlü yakalayamıyoruz yeniliklerde. Yakalayamıyoruz. Ya ben şunu kabul edemiyorum. Fenerbahçe gibi koskocaman bir takım şişirerek futbol oynamaya çalışıyor ya. Ben bunu kabul edemiyorum. Evet. Ben bunu kabul etmiyorum. Erol Hocam ya, kabul etmiyoruz ya. Kabul etmiyoruz. Biz buna kızıyoruz. Alınan 3-0'lık mağlubiyete değil. Biz buna kızıyoruz. Topa basan oyuncu yok. Yok. Yani topa basan iki tane oyuncum var. Sen onları top şişirmede kullanıyorsun. Gustavo gibi bir orta sahan var. Hem defansif açıdan hem de top dağıtabilecek, top çıkartabilecek. Pelkas gibi bir oyuncum var. Teknik açıdan çok yüksek bir oyuncu. Bunun izlemini veriyor ama sen onu kullanamıyorsun. Kullanamıyorsun ve sürekli çıkartıyorsun. Sürekli çıkartıyorsun. Yani oyuncuyu da kaybediyorsun. İçten içe oyuncuyu da kaybediyorsun. Aslında oyundan çıkarken tepkisi de vardı. Gerçi maçtan sonra skora sinirliydin dedi ama yani bir tepki sence de vardı. Sence skora mı sinirliydin? Bilmiyorum yani. Hep mi benden çıkıyor, hep mi ama ben bak şimdi, anlamında bir sinir sevgili gördüm. Sevgili Kaan, orada ben 5 tane oyuncu sayabilirim sana çıkması gereken. Onlar sahada kalıyor. Girmemesi gereken 5 tane oyuncu, şey 1 tane oyuncu söyleyebilirim orada. Girmemesi gereken adam giriyor. Oyuncu değişikliği yapıyorsun. Bakıyorsun şimdi, biz de yorumluyoruz değil mi? Mesela bakıyoruz. Mesela atıyorum, biri çıkıyor, biri giriyor. Evet. Ne için girmiş olabilir diye diyoruz ve sonu şeyi cevaplayamıyoruz. Ve ben eminim ki ne için aldığını Erol Hoca da bilmiyor. Bilse zaten oyuna yansır. Yansımıyor. Giren oyuncu oyuna yansımıyor. Fenerbahçe'de oyuna hafta sonunda Sosa girmiş ikinci yarının başında. Tiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak değişiklikleri var. Evet. Şimdi bu değişikliklerden ne tür bir oyun beklersin? Ne tür bir oyun ortaya çıkıyor? Değişen hiçbir şey olmadı. Değişen hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ve olan oyunu da hani yapabileceğin oyunu da. Ya ben Erol Hoca'nın yorum yapamadığını düşünüyorum. Sağ içinde yorum yapamadığını düşünüyorum. Eğer ki böyle bir şey varsa boşuna yardımcı antrenör almıyorsun. Geçin orada bir 5 dakika kafa oyun okumada çok başarılı olmadığını kafaya verin. Oyun okumada hiç başarılı değil.
Yani hem oyun okumadı hem işte dediğin gibi o müdahale kısmında zaten varyasyon yok. Takımda şu an varyasyon diye bir şey kalmamış. Müdahale Doldur kısmında boşalt. Sıkıntı. Ya amatör karşılaşmalardan bahsettik. Ben Fenerbahçe'nin yeni Malatya'da oynadığı oyunda bak sana yemin ediyorum. Ben geldiğim yerden iki tane takım getireyim buraya. O oyunu oynamaz. Değil mi? O oyunu oynamaz. Amatör, süper amatörden getireyim o oyunu oynamaz. Utanır ya. Utanır. Ben bu seyirciye bu oyunu veremem der, utanır. Mesela o getirdiğim oyuncular, evet. O amatör oyuncular utanır. Evet. Ya bizde, ben hatırlıyorum, yani biz futbol oynadığımız zamanlarda, mesela 15-16 yaşlarındayken, amatörde oynarken, ya benim hocam, yani bana kızıyordu ya ben topu havaya kaldırdığımda. Evet. Amatörde bile biz yerden yerden oynamaya çalışırken, bakıyorsun profesyonel takımlarımızın yaptığına bakıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ondan sonra şuradan yorumlarız işte. Paris'i yorumlarız. Aynen. Şeyi yorumlarız. Önce bu topa basacağız arkadaş. Önce bu topa basacağız. Ondan sonra bir şeyler yapmaya bakacağız. Gir son çizgiye kaldır. Sana yemin ediyorum 3. ligden Türkiye Kupası maçlarını izledim ben. Türkiye Kupası maçlarını izledim. Ve isim hafızam zayıf. Yani şu buradan özür diliyorum. Öyle çocuklar gördüm ki ya... Bir kere topu havaya kaldırmadı ve öyle bir futbol oynadılar ki yani helal olsun buradan gerçekten sesleniyorum. Üçüncü lig yani verin valla TRT Spor'da verin izleyelim ya. Yemin ediyorum sabah akşam izlerim. Değil mi? Zevk veriyorlar ama neden? Çünkü belli bir şeyi oynamaya çalışıyorlar. Ya bizim profesyonel takımlarımızın yaptığına bak. Yani takımın eksikliğini görüyorsun. Görüyoruz yani. Başı sıkışan topu kaldırıyor ya. Kaldırma kardeşim yerden kaptır 6 taneye. Evet. 7 tane ama yerden oyna şu futbolu. Yani dediğin gibi mesela onun şeyini işte 15 dakikada 2 tane isabetli pas yapıyorsun ondan sonra. Yazıklar olsun. Başka top yerde şey değil ki isabetli pas yapabileysin. Evet. Yani top yerde değil işte Caner kaldırıyor kafasını. Ondan sonra evet atıyor. Caner Erkin de kötü gözüküyor bu oyun anlayışında. Kötü gözüküyor aslında Caner Erkin şu anda. Caner Erkin de mutlu değil oynanan ben bu de futboldan. Çünkü Caner Erkin'in mutlu olduğu oyunu ben biliyorum. Ben biliyorum 2014'te felaket zevk veren bir Fenerbahçe vardı. O oyunda nasıl bir verim sağladığını gördüm. Ondan önce Fenerbahçe şampiyon olamadı ama iyi futbol oynuyordu. Bu talihsiz yaşadıklarından rağmen çok iyi futbol oynuyordu Fenerbahçe. 2015'te de öyle. Yani neden? Çünkü Caner Erkin orta yapmaktan çok bindirip son çizgiye inip aldığı paslarla içeri girip orada pasa dayalı ortalarla İş görmeyi seviyor. Caner Erkin'in sevdiği oyun sistemi bu. Evet. Ama şampiyon. Sen Caner Erkin'i orta sahadan şişirmeyle kullanıyorsun. Bu da yani Caner'i de kötü gösteriyor. Pelkas'ı da kötü gösteriyor. Gökhan'ı da kötü gösteriyor. Savunma hattını da kötü gösteriyor. Benim çok sevdiğim bir hocamın şeyi vardı. İleriye doğru şişirdiğin her top sana en kolay pozisyon olarak dönebilecek. Doğru, evet. Şeydir. Rakip takım için. Rakip takımın en çok isteyeceği şeydir bu herhalde. Evet. Topu sana kesinlikle. Şişirsin sen topu aynen indirirsin. Aynen öyle. Şu anda Malatya en kolay maçını oynamıştır. Neyse evet. Yine. Yani. Yok, yani doğru zaten en çok soruyu da Fenerbahçe tarafından alıyorum. Yani bir kez daha mı hüsran olacak bize diyorlar. Bir kez daha mı hüsran olacak diyorlar. Bunu söylemek için erken. Bence de erken. Daha en son 2 hafta yani, oynandı ve bu sezon 40 maç oynanacak. Erol Bulut ilk haftaki futbol aklına geri dönerse... Birazcık geri dönerse yani bir de onun üstüne yorumlarla değiştirerek dönerse ben Fenerbahçe'nin tekrar yarışa tutunabileceğini düşünüyorum. Çünkü oyun o futbolcu kapasitesi var. Yetenek kapasitesi var ama sanki futbolcuları hiç tanımıyormuş gibi hareket ediyor. Bu ben mesela kabul edemiyorum. Evet yani peki sence gerçekten bahsedildiği kadar yeterli bir kadro mu yani bakıyorum. Şimdi Malatya Spor maçında tekrar kulübesini açmak istiyorum yedek kulübesindeki isimler. Sakatlıklardan dolayı mı acaba? Yani gerçekten demek ki bu kadar da yeterli değil miymiş kadro dedirtti mi bize Malatya maçı? Yani 3 tane eksik. Şimdi şöyle bakıyorum şey kulübeye yani Sosa, Tiam, Sinan, Gümüş, Sangare, Novak yani bilmiyorum yeterli değil gibi ben geliyor bana. Ben buradan bir şey daha söylemek yani istiyorum. Bir yedek kulübesini ben gösterebilecek miyim? Ben şuradan bir şey daha söylemek istiyorum. Bak sana şöyle bir yedek kulübesini oradan da göstermek istiyorum yani. Heh. Şöyle bir kulübe vardı maçta. Bilmiyorum yani gerçekten bahsedildiği kadar yeterli ve geniş bir kadro mu? Oyunu değiştirebilecek kaç tane isim görebiliyorum? Bana çok kısıtlı geliyor ya. Hani şimdi tamam şöyle şimdi bir şey eksikleri söylemek istiyorum tabii ki var ama öncelikle
asla Sinan Gümüş'ü şey yaptığımızdan değil, ben profesyonelliğini olsun, huyununu olsun beğeniyorum. Hı hı. Ama koskoca Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün yerine bir tane altyapı oyuncusu çıkartamıyorsa, Papi Sisse'nin o oynadığı oyunu oynayabilecek bir tane oyuncu çıkartamıyorsa, Tolga Ciğerci'nin bir tane o oynadığı oyunu oynayacak bir tane oyuncu çıkartamıyorsa, o altyapıyı kapatın kardeşim. Aynen öyle. Kapatın ki orada oynayan oyuncular da başka altyapılara gitsinler. Bari bir şansları olsun. Bari evet. Bari bir şansları olsun. Yani bak bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Sinan Gümüş'ü alıyorsun sen. Tamam, kabulüm, al. Ama Sinan Gümüş'ü çıkartamıyorsan sen altyapıdan, ben çıkartırım ya. Bak yani şu anda Sinan Gümüş'ü de şey yaptığımızdan değil. Hani benim anlatmak istediğim şey bambaşka bir şey burada. Yani siz senin oynadığı oyunu gördük. O oyunu oynayan bir tane genç koyamıyorsan sen oraya zaten altyapıyı kapat. Kapat yani. Yani şimdi Sosa ismini görüyorum orada. Milliyet Gazetesi'nde hafta sonunda bir haber çıktı. Emre Belezoğlu ile sözleşme feshi için görüşeceklerine dair bir haber, bir iddia var yani. Olabilir. Şimdi Sosa yani belli bir şey yakalayamadı. Maaşı da yüksek, aldığı ücret de yüksek ama sahada şimdi bilmiyorum. Ücretin tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sahadaki performans yansımadı. Açısından da karşılığını hiç veremiyor gibi gözüküyor ya. Evet. Yani özel hayatıyla gündemde olmaya başladı. Profesyonellikten evet. Uzak bir görüntüsü var. Taraftar şimdi da çok tepkili. Şimdi emeklilik için o zaman çok bambaşka, çok olmayacak bir yer seçti ben diyorum. Ve emeklilik sözleşmesi mi emeklilik, yaptı sence? Ya ben öyle olmadığını düşündüm gelirken. Evet, çok da mutlu oldum gelirken yani. Öyle ben öyle olmadığını düşündüm ve ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sosa yine bir şeyler katabilir Fenerbahçe'ye. Oyunda olmasa bile yedek kulübesinde bile katabilir. Çünkü Sosa gibi yani bir önceki sezonun Emre Belözoğlu'su olabilir yedek kulübesinde. Ama o ruhu istiyor. O ruhu şey görebiliyor evet, musun? O ruhu önce kazanacak. Şu anda o ruhu göremiyorum. İlk maçlarda görüyordum. Şimdi Fenerbahçe'de acaba şöyle bir sıkıntı mı var diye bakıyorum. Fenerbahçe'nin sıkıntısı şu olabilir. Oyuncuların skora direkt etki sağlayan oyuncuların sakatlığı Fenerbahçe'de özellikle Erol Hoca'da bir travma yarattı gibi duruyor. Evet. Saha içinde de bir travma yarattı. Gelen o mağlubiyetler bir travma yarattı gibi duruyor. Yani Fenerbahçe'nin şu anda özgüven kaybı da yaşıyor mu? Özgüven kaybı yaşıyor Fenerbahçe. Bence Beşiktaş maçı o özgüven kaybına biraz sebep oldu. Çünkü rakip ikinci yarının hemen başında 10 kişi kalmıştı ve yani çok sürpriz oldu. Sergen Hoca birazcık psikoloji bozdu. Evet, sanki biraz Fenerbahçe'nin özgüvenini kırdı ya. Evet. 10 evet, kişiyle yani kendisi aslında birazcık sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece Fenerbahçe'nin takımı hani oyuncu olarak değil, Erol Hoca'nın da birazcık psikolojisini bozdu galiba. Bana da öyle geldi. O futbolu, o oyunu. Çünkü sonrasındaki Denizli galibiyeti de çok ışık verdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Denizli galibiyeti ilk biraz yarıda altaya yazar gibi ya Denizli. %100 altaya yazar. İlk yarıda da öyle ahım şahım oynanan bir oyun yok. Gelen pozisyonlar gelen değerlendirildi. Yani zaten klasik bir yan top. Gökhan Caner evet, işbirliği. Hala aynı golü. Aynen öyle. Yani ilk golde de genç gelecek vadeden oyuncu Sverdi'nin. Evet, evet. Orada inip öyle karambole şişirmeden evet, bizim anlatmak istediğimiz oyunu 40 yılın başı oynayıp kazanılan bir gol var. Onun dışında Fenerbahçe'nin offside yine duran top işte golü sayılmadı evet, falan. Yani ben orada da Fenerbahçe'nin böyle gümbür gümbür olduğu bir maç göremedim. Mesela ikinci yarının başındaki penaltı gol olsa o maç kazanılabilir miydi sence? Denizli mesela geri dönüşleri yakalayabiliyor. Denizli'de anlamını veremediğim Başakşehir şey var. Maçına da geri dönüş. Buradan geri geldiler evet, mesela geri ikinci yarı. Sanki o penaltı golü olsa ben biliyor musun direkt aklıma o maçı getirmişti. Öyle bir o maç geldi geri zaten dönüş olacak çağrış yapmıştı. O penaltı yani golü olmadığında bile herkesin aklına gelmişti. Yani 90 artı 7 mi verilmişti 8 mi? Yani hala deniyorlardı. 90 artı 8'in 4. dakikası oynanırken bile acaba 2-0'dan 2-2 değil olabilir mi dedi insanlar. Altay yani orada maçı çok tuttu ya. Evet. Yani, Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu. Fenerbahçe'nin genel olarak sıkıntısı bir psikolojik desteğe ihtiyacı var şu anda. Bir an önce Erol Bulut'undan Eyüp Akcan'a kadar evet, psikolojik bir desteğe ihtiyacı var. Türkiye Kupası Fenerbahçe için iyi. Fırsat kendine birazcık gelebilir. Hava yakalayabilmesi için ve gençlerine gerçekten Fenerbahçe değer vermesi için bir fırsat.
Onun haricinde de... Peki sence gençlere mi yoksa A takımda yani kötü süreç geçiren oyunculara bir özgüven anlamında onlara mı şans verilmeli? Şimdi artık onlar kaç belli yaşlara gelmişler zaten. Doğru. Artık maçla da psikoloji düzelteceklerse bu saatten sonra düzeltmişler. Bıraksınlar zaten. Aynen öyle. Paf takımla çıkalım ya. Evet. Aynen öyle yani hiç artık onların yani şımarıklığını Fenerbahçe kulübü hiçbir futbolcunun şımarıklığını çekmeyecek. Çekmesin ya. Çekmesin. Yani bir taraftarın bunu istediğine %100 eminim ben. %100 eminim. Buna ben de katılıyorum. Fenerbahçe yarıştan kopmaz. Şöyle bir yarıştan kopmaz. Hatta bu zamanki puan kayıpları ne kadar az puan kaybederse, ikinci yarıya nasıl girerse o şampiyon olup olmayacağının kararını verecek. İkinci yarı tamamen toplanmış bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Transferlerle değil. Transferlerle değil. Bak kesinlikle artık yapacaksa bile bir tane kanat transferi yapsın, artık transfer yapmasın. Yapmasın. Transfer beklemiyorum. Erol Hoca'nın eski yani ilk sezonki sezon başlangıcı dediği o baskılı, presli, belli o ne oynadığını bilen Fenerbahçe'ye dönmesi lazım ve artık şu yan top organizasyonlarını bıraksınlar. Yan top ve duran yani topa çok fazla bel bağlanmış. Duran top organizasyonları normal. Fenerbahçe tarihinde de hep şampiyonluklarını duran toptan attığı evet, gollerle kazanmıştır yani. Hep o şeyi bulmuştur. Fenerbahçe duran topları iyi kullanır ya. Ama kesinlikle direkt yapması gereken Fenerbahçe'nin hemen kafa olarak yeni bir yapılanmaya gitmesi. Oyununu değiştirmesi. Oyuncu anlamında değil ama oyun anlamında bahsediyorsun. Oyuncunun da kafa anlamında yapması lazım bunu. Hmm. Evet. Oyuncu anlamında kesinlikle söylemiyorum. Bu kadronun yeteceğini düşünüyorum. Bir an önce Perotti iyileşsin. Perotti Fenerbahçe'nin şu anda her şeyi konumunda. Fenerbahçe ne kaybetti dersen Perotti ile Samatta'yı kaybetti ki Samatta'yı en çok eleştiren biri benim. Biliyorsun ki sen. Samatta'yı boşu boşuna eleştirmişim. Çünkü Samatta'nın oynadığı oyunu görememişim. Televizyondan da maalesef işte. Çıplak gözle izlesek neler evet, yaptığını anlardık. İşler çok farklı olacak. Halbuki çok büyük boşluklar yaratıyormuş. Savunmada çok büyük boşluklar yaratıyormuş. Samatta ve Perotti'nin döndüğü Fenerbahçe toparlanacaktır. Onun haricinde ben Galatasaray, Beşiktaş'ı da konuşmak istiyorum. Evet, Galatasaray bu hafta bayağı geçtiği için çok fazla üzerinde duramadık. Çünkü oynadığı bir maç çoktu ama yani Galatasaray da aslında çok belki de en yetersiz görünen takımdı sezon başlangıcında. Evet. En eleştirilen evet. takımdı. Mesela ama yani başkan çok eleştirildi. Şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı puanda olduğunu görüyorum. Ama şöyle bu artı futbolculara yazar ve Fatih Terim'e yazar. Yani evet. Başkan Mustafa Cengiz'e kesinlikle yazmaz. Ben yani, de öyle düşünüyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben yine bir teknik direktör başarısı olarak görüyorum Galatasaray'ın şu an. Teknik direktör başarısı çünkü o çıkarılmış futbolcu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani ben bunu nasıl yapıldığını çözemiyorum. Mesela Adem Büyük vardı. Mesela Galatasaray'ın elinde sadece bir forvet. Evet. Ve Adem Büyük'ten çok iyi bir forvet yaratıldı. Evet. Yani bunu sadece Fatih Terim'le de değil. Verim almayı diğer antrenörlerin de yani yardımcı antrenörlerin de başarısı bu. Yani ya mutlaka bir ekip çalışması. Tabii aynen tabii yardımcı antrenörlerin de mesela bakıyorsun oyuncular işte psikolojik açıdan mesela Fatih Terim'in yaptığı. Yardımcıların ekibinin hepsinin daha henüz yeni futbolu bırakmış evet. hala o heyecana sahip hala o dinamizme sahip isimlerin aynen. olması da bir artı mı Galatasaray'da evet, futbolcu kazanımında? Evet. Bir de psikolojik olarak oyuncuyu çok etkileyebiliyor. Şimdi bir şeyler başarmış bir o oyuncu grubu var yani. Evet. Geliyor atıyorum Fatih. Bu sezon mesela Albert Riera, Necati Ateş falan kadroya katıldı. Henüz 3-4 sezon önce Galatasaray formasıyla şampiyonluk yani yaşıyordu hepsi yani. Şu anda Albert Riera bir omuzuma dokunsa, Necati Ateş bir omuzuma dokunsa, koçum benim sen çok iyisin dese bir aya herhalde 3-4 gol atarım yani orada aynen, durarak işte, bile. Yani o gazla anladın mı? Burunda etkili oldu. Gaz çok önemli. Yani bir oyuncunun özellikle dediğim gibi bizim yani, ülkemizde biz öyle önemli. Çalışıyoruz ya gazla çalışıyoruz. Yani o çok önemli oluyor. Mesela Fatih Terim bunu çok iyi yapabiliyor. Evet. Evet. Mesela biz bu Euro 2008'de bu özelliği Fatih Terim'in çok öne çıkmıştı. Evet. Hani ne oyunculardan neler yarattı. Evet. Hala yani. Da bunu yapıyor. Mesela Ömer Bayram'dan ne yarattı ya? Evet. Koy İngiltere'de. Yani İngiltere'de arkasına yaz. Ne yazlatıyorum? İngiltere'de en son bir Taylan Antalyalı kazancımız var. Evet. Galatasaray'ın yani Taylan Antalyalı öyle.
Fatih Terim bu Ömer Son yaz mesela İngiltere Ligi'nde. Herkes Ömer Son'u koy, işini çaktan değil mi? Sanki... Ömer Son diye yaz. Ya diyecekler ki bu ne ya diyecekler. Kesinlikle. 50 yani böyle sahaya çıktığı zaman fizik anlamında Ömer Son. Böyle bir bakıyorsun fizik anlamında bakıyorsun ama öyle bir performans veriyor ki. Evet işte çünkü fizik olarak çok değişti. Çok bambaşka yerlere gitti. Yani. Onun haricinde bakıyorsun yani ben hatta ekranda isteyebilir miyim senden Galatasaray'ın kadrosunu isteyebilir miyim? Kadroya senden? Bakalım evet. Hemen. Kadrosunu isteyebilir miyim? Hemen şimdi ben Galatasaray'ın kadrosuna bakacağım. Evet. Yani işte Ömer ya ondan sonra Taylan. Taylan zaten o kumaşı belli ediyordu. Veriyordu yani. Değil mi? O kumaş o vardı. Vardı. Evet o kumaş vardı, o ışık vardı. Yani şöyle Taylan bir veriyordu. Tam lisanslı kadroyu Galatasaray'ın şöyle verebilirim. Evet. Altyapı oyun, profesyonel bütün ekip burada. Evet. Evet. Şöyle bir yani. Şimdi. Görebiliyor musun, okuyabiliyor musun sen bilmiyorum ama. Eğer sakatlıklardan bahsedersek Galatasaray'ın en büyük kaybı kesinlikle en büyük kayıp Galatasaray'dadır. Çünkü evet. Muslera gibi Muslera yok ya. Doğru tarihte söylüyorsun. Yani Türkiye tarihinde şampiyonluk kazandırmış tek kalecidir bana kalırsa Muslera. Şampiyonluk kazandırdı yani. Hatta yani bir yıldız kazandırmış da diyebiliriz. Arman'ın ya, üzerindeki bir tane yıldız. Takım olarak komple. Arman'ın yani. Üzerindeki tabii bir tane yani. Yıldızı ama Muslera'ya ben, yazsak. Mesela 2015 şampiyonluğu 1-0 kazanılan evet, maçlar var. Evet Hamza Hamzoğlu sezonundaki şampiyonluk. Yani Muslera'ya yazar o şampiyonluk. %80'in tek başına Muslera'ya yazabilirsin. Aynen ya, öyle. Gerçekten. Öyle bir adamın sakatlığında mesela takım oyununu öyle bir iyi oynadılar ve takım savunmasını öyle bir iyi yaptılar ki evet. Hatay Spor gibi bir takıma bile ki biliyorsun o sayısı çok iyidir. Hatay Spor'un çok iyi evet, atağa kalkar. Evet, evet. Onda yani bir bile, sonraki hafta 3 tane gol evet, buldu Hatay Spor yani aslında. Evet, bir sonraki hafta o sayıda oyuncularıyla yani. Çok güzel şeyler buldular. Çok güzel pozisyonlar buldular, çok güzel goller attılar. Aynen ama Galatasaray karşısında onu bile üretemediler. Evet, tuttular. Yani şimdi onun haricinde bakıyorsun aslında çok kaliteli gençleri var. Çok kaliteli Türk oyuncuları var Galatasaray'ın. Evet. Yani biliyorsun 11 yabancıdan yani 11 yabancı sürekli 11 yabancıyla oynamış takımdan böyle bir takıma döndü Galatasaray. Evet, şu anda yarı yarıya. Şu anda belki de en fazla Türk oynatan şu anda bana mesela Galatasaray'ın en kilit oyuncularını sorsan ben sana şeyi sayarım. Ben Taylan oyuncuları derim sayarım. İlk. Taylan şu anda takımın abisi gibi. Ben oynuyor. İlk Taylan derim ya. Evet. Sahadaki performans evet, yani, çok iyi. Onun dışında Emre Kılınç ben Emre Kılınç da kilit yazabilirim. Benim için futbolcunun tekniği kadar hızı ve gücü de önemlidir. Hızı evet. Da iyi ve bitirişleri de çok iyi. Evet, golcülüğü de çok iyi. Golcülüğü yani, de fena değil yani. Ben üstüne daha koyması gerektiğini düşünüyorum ama. Daha da koyacağını inanıyorum Emre Kılınç'ın. Daha da koyacak. Yani bu sezon Falcao yine bir hayal kırıklığı diyebiliriz. Ya ben Falcao'nun yani beklenilen aslında sağda belki olduğu her dakika verimliydi. Sağda ama işte olduğu her olmaz ama artık o kadar kısıtlı Kaan, bir dakika yani. Sağda yer evet. Ki artık. Maalesef Falcao yani bir olmadı dedirtmeye başladı ya Falcao. Cagne, Falcao bu maalesef ki taraftarın Inter Miami kulübü David Beckham'ın 4 milyon euro teklif ettiğini söylüyorlar devre arasında yani, falan. Ben bence hemen doğru, kesinlikle hemen. Kulübün kesinlikle. Hiç şu anda düşünmeden vermesi kulübe, gerekiyor. Yani kulübe özellikle Galatasaray'a direkt çünkü yani, biliyorsun yani çok kiralık oyuncuyla oynadığı için zamanında şu anda elinde bir pazar yok. Evet. Yani satabileceği, şu anda para kazanabileceği her kısıtlı. Oyuncuyu değerlendirmesi lazım. Buna Falcao da dahil, herkesi değerlendirmesi lazım. Ama ben şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Benim kendi şahsi düşüncem. Belki bana katılmayabilirsin. Çünkü sen bir Falcao seyircisin. Bana kalırsa Galatasaray'ın hiç o topa girmemesi gerekiyordu. Falcao'ya mı? Evet. Çünkü o bütçeyle emin ol. Çok ben inanıyorum ki Galatasaray çok iyi, daha iyi oyuncular getirebilirdi. Bulunabilirmiş. Bu taraftar baskısıyla yapılmış. Taraftar. Bir transfer o, ve o kadar Falcao transferi bir anda ortaya atıldı, evet. O kadar reklam oldu, o maalesef. Kadar PR'ı başarılı evet. Yapıldı ki peki, taraftar baskısında sence, hayır denemedi ya. Sence Falcao transferi mi şu anda Mustafa Cengiz'in şeyini arttırdı birazcık, zamanını arttırdı da şu an patlak verdi? Bilmiyorum yani. Yoksa daha Falcao yapılmasaydı daha mı önce giderdi? O yaptığı dönemde müthiş bir puan kazandırdı ona. O i̇şte. Ama halbuki işte bak günü kurtararak yaptığımız her şey böyle takıma etki sağlıyor. Etki sağlıyor. Falcao'nun zaten futbolculuğunu konuşmamız, hani eleştirmemiz mümkün değil. Ama artık kulüplerimiz şunu bir anlasın. Yani Avrupa kulüpleri bunu çok iyi
Yani o aradan randımanı alıyor. Yani tabir şey birazcık argo olacak ama yine sağıyorsun. Yani belli evet. belli bir zaman o sütü çok alırsın zaten. Evet, hani evet. 15 kilo sütten sonra ne zaman düşeceğini, 7 kiloya düşeceğini anlayıp bir an önce satıyorlar veya da gönderiyorlar. Elinden çıkarman evet. gerekiyor değil mi? Elinden. Biz ne zaman bunu anlayacağız? Biz yani. Bunu anladığımızda başarı sağlayacağız. Mesela Cagne gol kralıydı evet ama futboluna bakmadan, oyununa bakmadan biz evet. ona 10 milyon, 13 milyon, 13 milyon gibi euro. Büyük rakam. Ozan yani Kabak'tan takım, alınan bütün bir bonservis Cagne'ye yani. Yatırılmıştı. Öyle bir oyuncuyu, yani piyangodan para vurup o piyango parasını... Öyle yapıldı evet. Piyango parasını ortalığa bana saçmak lazım gibi bir şeydi. Bana lazım yani, değil ya yani. Demek yani, bir şey. Cagne bence öyle bir kayıp oldu. Bir tane maç kazandırdı şampiyonluk yolunda. Çok evet. önemli Rize maçı ama yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Cagne yerine o zaman konuşulan Burak Yılmaz alınmış olsaydı. Mesela abi, geçen sene Galatasaray bir şampiyonluk daha yazmıştı. Tartışmam bile ya Burak Yılmaz kesinlikle. Bir şampiyonluk daha yazmıştı yani ve 13 milyonun senin cebinde kalacaktı. Kesinlikle bedava. Hadi Falcao'yu zaten sene başında almıştın ama 13 milyonun senin cebinde kalacak. Buna çok katılıyorum kalacaktı. Ya. Burak evet. Yılmaz yerine evet. tercih edilmiş olmasın çok yani anlamıyorum. Çok aynen. büyük yani, yanlış. Onun haricinde yine taraftar baskısı. Galatasaray'ın bir kaleci transferi yapması lazım. Galatasaray patlarsa kaleciden. Gerçi Muslera ikinci yarıda kadroda yer alacak, oynayacak artık. Yani antrenman son antrenmanlarına da başlamış. Bir kaleci için yani bu Muslera bile olsa, Türkiye'nin en iyi kalecisi bile olsa bir kaleci için maç formu çok önemli. Tabii. Bunu kaybeder. Maç formunu kaybetti. Yani bunu kazanması bunu uzun sürer. Kaybetti. Ve Galatasaray'ın böyle bir piyango oynama lüksü yok. Galatasaray'ın 2 sene daha yani bu bütün kulüplerimiz için böyle. Ama Galatasaray bu seneyi de kayıp geçerse şampiyonluk biliyorsun. Yani bizim kulüplerimizin şu anda kazancı bu. Tek kurtarıcısı. Daha küçülmeye gidecekler. Yani buna Fenerbahçe'de dahil, Galatasaray'da dahil. Evet. Yani şu anda aslında kader belirleyecek ya bu seneki şampiyonluk. Bence o yüzden de. Bir... Seneki şampiyonluk bir kulübümüzü kurtarıp birden evet. fazla kulübümüzü bayağı bir uçuruma sürükleyebilir ya. Bir tane kaleci önemli. Transferi lazım. Kaleci. Mesela sen hangi kalecinin gelmesini istersin? Galatasaray'a mı? Evet. Yani şu anda Süper Lig'den bakıyorsun. Bir kaleciyi almak zorundasın. Süper Lig'den tercih etsem ben Gökhan Akkan olabilir Çaykur Rizespor'dan. Güzel. Aklıma direkt gelen isim ben, o. Yani ben Gökhan Akkan aklıma Gökhan geliyor. Ben de Gökhan Akkan'ı çok severim bu çok arada. Çok beğeniyorum. Ben de İrfan Can'ı Galatasaray'a yakıştırıyorum kalecisi, yani. Açıkçası şu anda aslında bunun... Evet mesela bak Göztepe Beto'yu gönderip yerine kimseyi almayınca çok... Acaba ne yapıyor anlamında ama eleştiri işte, almıştı ya, ama ah, çok genç güzel. Bir arkadaşımıza güvendiler. O da çok başarılı, evet. çok başarılı. Ya biz zaten hep iyi kaleciler çıkartıyoruz. Yani Galatasaray'da veyahut da buna ben şu anda bir an önce derken yani bu sezonu kurtarma babında bakıyorum. Ama Galatasaray'ın artık altyapıdan bir kaleci çıkarması lazım. Evet Galatasaray'ın bir kaleci... Çok iyi antrenörlerle. Peki sence Türk kaleci anlamında Galatasaray'dan tutturamıyor bunu. Bahsederken bir de antrenörlerden de bahsettik, Fatih Terim'den bahsettik. Sence bu performansın etkisi de Scott Perry'nin geri dönmesi evet, olabilir mi? Evet çok işleri çok değiştirdi ya. Evet ben de gerçekten bir takımın fizik kondisyonlarının ne kadar önemli olabileceğini gördük. Evet. Gerçekten gördük bunu yani. Bir yıldız geldi gibi karşılandı ya. Evet. Bir yıldız ve gelmiş gibi karşılandı. Gerçekten etkisini gösteriyor ya. Evet. Bir yıldız geldi sanki. Evet. Gerçekten etkisini gördük Beşiktaş'ı zaten konuştuk yani Beşiktaş'ı artık ben öve öve bitiremiyorum. Çünkü Sergen Yalçın elindeki çok az malzemeden çok güzel yemek çıkardı ya şu anda ve ben keyif alarak yiyorum. Alanya zaten konuştuk. Herkesi evet. böyle ayakta alkışlamak gerekiyor. Özellikle başkanından tut şeye. Anadolu kulüplerimizi de ayakta alkışlıyoruz. Özellikle ben Gençler Birliği şu anda az buçuk Gençler Birliği taraftarı olabilirim şu anda. Çünkü gerçekten oynadıkları futbolu çok karşı. Beğeniyorum. Yani dediğim gibi inşallah evet. daha kaliteli daha bu haftayı şey... bu şekilde toparlayabiliriz o zaman. Evet. Kesinlikle. Yani böyle bir toparlama yaptıktan sonra evet. yavaş yavaş biz de programımızı bitirelim. Perşembe akşamı tekrar canlı yayında sizlerle beraber olacağız. Önümüzdeki hafta oynanacak maçları daha detaylı, gündeme dair daha aktif konuları daha detaylı konuşmaya çalışacağız. Tekrar sizleri de aramızda görmek isteriz. Şimdilik bizden bu kadar. İyi akşamlar dileriz.